Efendim herkese iyi geceler, en sıra dışına hoş geldiniz. Yine çok değerli konuklarımla bu akşam birlikteyim. Gafar Yakınca, Hasan Öztürk hoş geldiniz. Turgay, senin koltuğuna Gaffar Bey oturdu onu, geçen onu, hafta. Onun hesabını soracağız az sonra. Ankara'da Emin Pazarcı var. Emin Pazarcı hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, iyi yayınlar. Eyvallah. Bülent Bey buradaydı, Sayın Bülent Akarcalı, eski bakan. Dolayısıyla bir büyüğümüz olmasa sivil, ona hürmeten yerimi ona verdim. Ben oraya oturayım dedim. Ben yerimi ona verince başka bir yer kalmadı, mecbur sizin yerinize oturdum. Dedi ki sen oraya oturursan olmaz. Moderatörü yapıyorum ya, benim oturmam lazım. Turgay'ın yeri baki kalsın diye. Öyle dedi. Adam o zaman. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Ama konforluymuş orası. Hiçbir konforu yok. Hayır, lütfen. Burası yorucu. Siz olduğunuz için yorucu efendim. Ben olunca yorucu. Moderatör olursanız yoruluyorsunuz. Eyvallah. Normal bir konuk olursanız orada konforlu oturuyorsunuz. Eyvallah. Güzel güzel. Mesela ben şu anda çok konforluyum. Geçen hafta şöyle değildi. Sen evet, geçen hafta yük vardı. Ben mesela gecikirsin, gecikme ihtimalini düşündüm. Gaffar Yakıcı oraya oturacaktım sen Özbekistan'dayken. Nasıl oluyormuş bir hissiyat bakalım. Valla biz panik olduk kardeşim. Geçen hafta panikledik. Yani aramızda herhalde en az Emin Bey hissetmiştir. Çünkü o şey uzak bir yerde uzak olduğu için herhalde en konforlu olan oydu. Ama burada bayağı işler karıştı. Yettim. Teşekkür, hoş geldin. Şu hemen girişte ben Hasan Öztürk'ten bir şey rica edeceğim. Hasan Öztürk Özbekistan'a gitti Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte. Böyle hani yekten sormak derler ya. Niye gittiniz, ne yaptınız ve neyle döndünüz? Ne gördünüz? Heybenizde ne var? Yediğimiz içtiğimiz bizim olsun diyorsun. Sizin olsun. Şimdi Özbekistan'a niye gittik sorusu. Biliyorsunuz 10 tane anlaşma yaptık Özbekistan'da. Ve artık bir aşama daha kaydedip kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması da yaptık. Yani Özbekistan bayağı büyük bir ülke değil mi Hasan? Şöyle, Türkiye'nin yarısı kadar bir toprağı var. Büyük yani. Nüfus olarak da 32-33 milyon nüfus var. Güzel. Yani iyi bir nüfus herhalde var. Herhalde bizim Türk Cumhuriyetler arasında 3-4 ay sonra gitseydiniz dut yerdiniz. Dutuyla meşhurdur mesela. Hmm. Ama öyle bir dut dünya coğrafyasında yok yani. Şöyle yani ben bunu Azerbaycan'da da yaşamıştım. Bizim Malatya'da meyve sebze konusunda mesela hal Azerbaycan'da çok lezzetlidir. Özbekistan'da da yani ben orada tattım birkaç tane, bir böyle salata yediğimde çok lezzetli. Özbekistan'ın 32 milyon nüfusu muazzam. Yani önce onu söyleyelim. Ciddi bir nüfus. İyi bir coğrafyası var. Dünyanın en büyük altın madenine sahip, yani rezerv açısından söylüyorum. Doğal gazda kendi kendine yetebilen ve ihraç edebilen bir ülke aynı zamanda. Şöyle bir şey, o zaman. Şöyle bir şey, Sovyetler dağıldıktan sonra en yavaş değişim gösteren bir yer. Ben bunun şöyle, hani çok çabuk liberalleşme, çok çabuk demokratik hayat şu anda iyi gidiyor ama böyle çok çabuk liberalleşme ve serbest piyasa ekonomisi çok çabuk geçmemişler. Bunun faydalarını görüyorlar. Halk zaten bizim halkımız. Yani çok gittiğiniz zaman yani çok kolay ünsiyet kuruyorsunuz. Ve zaten yani ata yurdumuz. Semerkant'ı mı diyeyim, Buhara'yı mı diyeyim, yani biraz önce konuşuyorduk, Hiva'yı mı diyeyim, öbür taraftan Tirmizi'yi mi diyeyim, nereye diyeyim. Yani sonra büyüklerimizin, yani buraları mayalayanların... Tabii gönlümüzün başkenti Semerkant. Hepsi oralardan yani... Bak bu cümle çok önemli. Buraları mayalayanların geldiği yer orası. Aynen ve oradalar, yani Şah-ı Nakşibend'den mi bahsedeyim, Buhari'den mi bahsedeyim? Yani hepsine tazimle söylüyorum bunları. İbn Sina'yı mı söyleyeyim? Ya bizim başımızın derdi Hayyam'ı mı söyleyeyim? Tamam mı? Yani hadi söyleyelim. Emir Timur'u söyleyelim. Yani o kadar ki Ulu Bey'imi söyleyelim. Emir Timur'un da var. Say bitmez. Harezmi'mi söyleyelim. Yani dünya onun sayesinde sıfır biliyor ve onun üzerine algoritma öğretiyor. Yani onu mu söyleyeyim? Yani herkesin yaşadığı, meftun olduğu şu anda orada, hepsine rahmet olsun. Öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bizim ata topraklarından bahsediyoruz. Yani öyle bir yer. Gittik,
ülkeler onları selamlamaya gittik. Esas turuşta selamlamaya gittik. İki, bu anlaşmaları yaptık. Özbekistan ilişkileri tıpkı Türkiye-Azerbaycan ilişkileri gibi çok iyi bir düzlemde geçiyor. Niye söylüyorum bunu? Mesela bugüne kadar hiçbir devlet başkanı kadim şehir Hiva'yı ve içar şehir diyorlar. Yani kale içi şehri ne almamışlar bugüne kadar. Bu ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı açıldı. Yani bir devlet başkanı geldi ve o Hiva öyle bir yer ki 130 medresenin olduğu bir yer. Yani ilim yuvası. Acayip. Ben buradan bir şiir var. Okuyabilir miyim ya? Oralı bir şairin, dur getirmemişim yoksa. Dur bir dakika. Heh, buldum. Ergin Samandar. Oralı şöyle diyor Hiva için. Onlar Hive diyorlar. Hive, bu kubbelerin, minarelerin, nakışların şehridir. Raflardaki kitapların, insanlığın şehridir. Yani 130 medresenin olduğu bir şehir düşünsenize. Yani ilim, irfan yuvası. Bunu açalım bu arada. Yani medrese o dönem için üniversite. Üniversite. Yani. Aynen 130 öyle. 130 tane üniversitemizin olduğu. Şöyle diyelim. Bir de o zaman daha söyleyelim. Tabii, Cep Üniversitesi diyelim. Yani hep alanları belli olan üniversiteler. Mesela hala orada kervansaray ve bir takım alanlarda hem kazı var hem de Hazreti çok özlerim. Şu görüntüyü başa alın da bir izle, yani onun ham görüntüsünü, o karşılamanın ham görüntüsünü istiyorum. Perfora istemiyorum, ham görüntüsünü istiyorum. Hızlıca. Evet. Hasan Özcan. Bu dolayısıyla ihya edilmiş mi o? Onu söyleyeceğim. Şimdi bir bölümü restore edilmiş. Bazısını eleştirebiliriz. Yani sanat yönetmenler açısından, yani restorasyon uzmanlar açısından. Fakat bazı bölümlere de var ki, ya 13. yüzyıldan bu yana mesela, daha da eskiden geliyor. Kerpiç, bizim oralarda yaparlar. Samanla beraber sıva. Yani toprak sıva. Sıva duruyor. Şöyle de bir şey yapmışlar. Halka da açık. Yani orada bir kısmi bir, yani günlük hayatta açık tutuyorlar. Bir masal kenti. Yani amenna. Hani baktığınız zaman bir estetik, her tarafta kubbeler, minareler, işte efendim medreseleri zaten görüyorsunuz. Su yolları. Yani bunları görüyorsunuz. Yeni modern şeyler yapmışlar. Mesela deve kervanı heykeli yapmışlar. Girişte var. Onun gibi. Önemli ama harikulade bir şey. Ve ilk kez bir devlet başkanı ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızı açtılar. Şu anda Türkiye'ye muazzam bir ilgi duyuyorlar. Bağımsızlık anıtı yapıldı. Onu yapan da bir Türk mimar ve ekip yaptı. 60 günde yapmışlar. Zaten Cumhurbaşkanımız da uçakta indi. Direkt oraya gitti. Şehrin dışında bir yer. Bir 60 metre yükseklikte bir devasa bir anıt. Ona da çelenk koydu. Özbekistan Türkiye ilişkileri mesela 500 bin turist bekliyor biz bu sene. Özbekistan'dan. Evet öyle bir. Bizden de epey gidiyor. Tabii. Aynı şöyle zaten inanç turizmi konusunda bizim buradan anlatmamız da lazım. Yani diyorum ya Buhara ve Semerkant da müze kent. Sen gördün oraları. Gördüm oraları. Yani müze kent ve öyle büyük alimler yurdu ki, yani Türkiye'de ve dünyanın her tarafında bağlıları olan insanlar ve İslam dünyasının, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, İslam'ın cihan şumul olmasına vesile olan fikir adamları, felsefeciler, din adamları, hadisçiler, yani İmam Maturidi anmadan nasıl yapacağız şimdi? İmam Maturidi orada. Yani İmam Maturidi dediğimiz zaman şöyle düşünmemiz lazım. Yani tırnak içinde söylüyorum. Türk İslamı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi itikadi mezhebinin kurucusu. Böyle diyeceğim. Bana ait olsun. Eşari olarak söylüyorum. Eşari olmaz. Resmi inanç doktrini değil. Doktrini. İnanç doktrini. Yani aklı önceleyen. Türk Müslüman. Rüya ve keşif yoluyla değil, akıl ve mantık yoluyla hüküm koyan itikadi mezhebin kurucusu İmam Maturidi'nin memleketinden bahsediyor. Yani biraz böyle Türk Müslümanlığı işte diyor. Yani öyle tarif ediyor. Ve şöyle bir şey, onların sayesinde
İslam cihan şumul oluyor ve Batı sefalet içerisinde o hani söylüyorlar ya bazen orta çağ karanlığı falan diye söyledikleri dönemlerde bizimkiler öyle diyor. Bizimkiler Semerkant'ta, Buhara'da, tamam mı? İşte efendim diğer Horasan, Afganistan'da katran söylüyorum. Ya da Fergana Vadisi'nde oralarda bizimkiler oralarda Tirmizi'de Turfan'da bizimkiler oralarda yıldızları saymakla işte, meşgul. Evet, evet. Cebirle meşgul. İbn Sina'dan söz ediyorum. Yani işte ben hala okumaya çalışıyorum, anlamaya meşgul. Çalışıyorum. Tamam mı? Ha, Yesevi'den alın burada. Yani Kazakistan orada hani onu da söyleyelim. Orada ilim, irfan, sanat muazzam bir zirvede yani. Hasan Bey kültür odaklı olduğu için bak oradan hiç çıkamadı. Çıkamam. Çıkamam. Yani ben şimdi ben ama mesela enerji var, ekonomi para falan da lazım falan da yani şimdi yani evet onu anlaşmıştık. Altınları var falan. Ben altınlarla değilim. İşte ben buradayım. Altınlara gaspa gitmediniz. Yok amin. Dolayısıyla şöyle söyleyelim. Onun için gittik. İyi ki de gittik ve göreceksiniz inşallah. Göreceksiniz. Mesela Azerbaycan'la gittik, geldik, gittik, geldik, gittik, geldik. Şimdi muazzam bir düzeyde ilişkimiz var. Olmuş. Tabii canım zaten gardeş yani olmuş. O ileri. Özbekistan'la da böyle olacak. Göreceksiniz. Ve evet. Öyle bir dönemde gidildi ki Ukrayna-Rusya savaşı hala capcanlıyken ve daha geçtiğimiz ay Kazakistan'da birçok olaylar yaşanmışken Cumhurbaşkanımız orada olması da aynı zamanda Özbekistan'a şimdi, büyük bir katkı. Kaç yıllık bir hayal yeni henüz köklenmeye başladı. Ha tabii. Özal'ın Adriyatik'ten Çin'e Çin değil mi mesela? Değil mi? Çin Seddi'ne Çin, kadar dedi. Adriyatik'ten Çin'e. Yok, düzelteyim. O hayal yüz küsür yıllık. Yusuf Akçura. Yusuf Akçura'nın hayal. Bu dilde, işte, fikirde birlik hayal. Bu çok doğru. Ben siyasi tarihimiz açısından. Haklısınız ama. Ama yüz yıllık hayalimiz. Bin yıllık hayalimiz. Hayır ya orada Kızıl Elma'nın hayali orada kuruldu işte. Onun için biz batıya doğru hala yürüyoruz yani. Evet. Emin Pazarcı kendini zor tutuyor. Bin yıl önce orası yalnız Ulu Türkistan'dı. Bin yıl önce, binlerce yıl önce. Yani bölündü, parçalandı. Hayalimiz yok oldu. Bin yıllık hayal değildir. Şimdi yeni o hayali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani Mustafa Kemal'in de sözü var. Bakın Sovyetler Birliği bir gün çökecektir diyor. Orada bizim kardeşlerimiz, dindaşlarımız var. O güne hazırlıklı olmalıyız diyor. Yani Alparslan Türkeş yıllarca bunun için mücadele etti. Onların da hakkını vermek lazım. Demirel ile beraber defalarca gittik buraya, oralara. O da bir çaba gösterdi ama Özbekistan'la ilişkiler ciddi anlamda bir kesintiye uğradı. Biliyorsunuz İslam Kerimov döneminde bizim Özbekistan'a girmemiz yasaktı. Türk öğrenciler oradan uçaklara dolduruldu. Atıldı adeta, sınır dışı edildi. İslam Kerimov kapalı bir ülke haline getirdi. Orada tabii bizim de belki bir takım sıkıntılarımız var. Bu Talat Altaylı gibi tipler o dönemde oralardaydı. Bir takım sıkıntılar ortaya çıktı. Darbe teşebbüsleri yapıldı ama İslam Kerimov da ciddi anlamda bir Türk düşmanlığı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanlığı yaptı. Tabii biraz önce Hasan Öztürk anlatırken ben de ilgiyle çok yerlere gittim, dinledim. Yani onların diliyle ayırması yok. Okşoş, ikisi de bir. Türkiye ile Özbekistan ve geçmişe döndüm. Oralarda işte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da bir dönem ben at koştururdum. O Tian Shan dağları tabii öbür tarafta o Kazakistan, Kırgızistan tarafında. Yani geçmişe doğru döndüm ama inşallah bu ilişkiler böyle gider çünkü orada başka bir takım parmaklar var, dış güçlerin parmakları var, bu görüntüyü bozmak için elden gelen yapılıyor ve bunların son örneklerini de geçtiğimiz günlerde gördük. Türk birliğini bozmak için her türlü çaba sarf ediliyor. Benim de söyleyeceklerim bunlar. Ben Özbekistan'a 2-3 kez gittim, Semerkant'a da gittim. İşte Nakşibend, mesela en son Nakşibendi Türbesi'ne gitmiştik oradan. Ülkeye indiğinizde böyle gezerken yaşamışsındır. Böyle arkalardaki bilgilerin çıkıyor, bakıyorsun ama başka şey görüyorsun. Orada olanın dışında
şeyler görüyorsun. Hani o evet. At koşturdum dedi ya. At yok ama baktığın o şeyde sanki böyle atla koşan insanlar görüyorsun. Çok enteresan bir duygudur o. Bir şey söyler misin? Şimdi tabii Emin Bey ata binmeyi de bildiği için bizim gibi değil o yani. O ata da binebilir yani gerçekten. Yıllar önceydi o Gaffar. Yani uzun süreden beri o işi bıraktık çünkü artık düşersek biraz kalkamayız. Eskiden Allah düşüyorduk, diyorsun. Kalkıyorduk, yeniden biniyorduk. Ben hatta size bir anımı anlatayım çok kısa. Kırgızistan'da bir bayan, Sofya isminde rahmetli oldu. Ben ata bindiğim zaman sen de ata biner misin diye sordum. Bir bakayım deneyeyim dedi. Kız yavaş yavaş bindi gidiyor, sonra bir dört nala uzaklaştı. Sonra bana doğru gelip bir sağdan yerden ot aldı, bir soldan yerden ot aldı, getirdi bana bıraktı. Yani onların doğuşlarında at biniciliği var. Biz tabii oralarda kendi çapımıza at koşturduk ama onlar da Türk'tür Emin Bey. Biraz önce onlar da Türk'tür. Kırgız Türk'üydü ve şimdi biraz önce... Ha özür dilerim ben Bulgar anladım. Affedersiniz. Pardon. Affedersiniz. Yok. Affedersiniz. Sofya Türk... Sofya deyince ben Bulgarlar da Türk sayarız yani, dedi. Öyle onlar şey yaptı. Yok. Orada Sofya ismi çok. Yani, biraz Sofya. Önce Turgay Gül'e şehirlerde at yok dedi ama ben oralardaki bazı törenlerde hiç atın olmadığını görmedim. Sürekli atlar çıkarırlar. Yok gözümüzün önünde yok anlamında. Arkadaşıdır. At hala var. Ya yok tabii de yani at hala var. Hatta birbirleriyle çekiştirirler. Özellikle Türkmenlerle Özbekler, Kırgız ve Kazaklara kızarlar. At yoldaştır. İnsan atını kesip yoldaşını kesip yer mi diye de aralarında böyle bir itiş kakış vardır. Yani oralarla ilgili çok konuşulacak şey var. Ben Hasan Öztürk'e gıptayla baktım. Uzun süreden beri çünkü gitmedim. Ben bir keresine gittiğimde Özbekistan da olabilir, Kazakistan, Kırgızistan da olabilir. Bir mekanın çıkışında, bir tarihi bir mekanın çıkışında birkaç çocuk orada şöyle bir kase içinde diyeyim. Bembeyaz böyle top şeklinde bir şey satıyordu. Kirece benziyor. Beyaz böyle. İnsanlar alıyor, o gören insanlar da alıyor. Geliyor diyelim işte 2 lira veriyor. Bir avuç alıyor ondan. 3 tane alıyor, 4 tane alıyor. Bir çeşit peynir. Kuru peynir ama. Kupkuru bir peynir. Yani çerez gibi. Kireç kadar kuru bir peynir. Falan. O hani besleyici, tok tutucu işte bir yere gittiklerinde falan o çıkın. Bilirsin değil mi sen? Çıkına koyuyorum. Çıkına konulan. Uzun dayanıklı tabii. Dayanıklı. Evet. Kurutulmuş peynir gibi. Şimdi bu birkaç şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Beni heyecanlandırdı bu Özbekistan konusu. Biraz da geç dahil oldum konuya. Bugün alelacele baktım neler oldu falan. Yani Hasan Bey'in seyahatini biliyoruz ama onun dışında ne var ne yok kısmını biraz geç şey yaptık. Ama dediğiniz gibi çok da geciken bir hamle. Önümüz çok tıkandı çünkü. Bir defa Sovyetler Birliği döneminde biz iki ayrı kamptık yani. Sovyetler Birliği Doğu bloku, biz Batı blokundaydık. Düşman ülke olarak tasnif edilmiştik. Şimdi bu çok acı bir şey. Yani siyaseten siz ayrı kamplardasınız ama bu insanlar bizim kardeşimiz. Yani aramızda bir fark yok ama düşman taraftayız yani. Yani sağın solun bir anlamı yok. Ben ondan bağımsız söylüyorum. Nerede olduğunuzun bir önemi yok. O tarafta da olabilirdik biz yani. Onlar bu tarafta, biz o tarafta olabilirdik. Ama sonuçta aranıza bir hat girmiş, sınır girmiş. O bir defa bizim bağımızı kopardı. İkincisi, Özbekistan dahil olmak üzere Müslüman Türk Cumhuriyetleri Sovyetler Birliği döneminde çok ihmal edildiler. Onların, ya bir o Türk Cumhuriyetlerinin haritasını verseniz arkadaşlar arkaya. Yani çok büyük bir coğrafya. Çarlık Rusya'sı egemenliği altındaydı. Rusya'da 1917 devrimi olduktan sonra bunlara bir otonomi, muhtariyet verildi. Yani bir ayrı cumhuriyetler haline geldiler ama evet cumhuriyet oldu, bir tür bağımsızlık yapısı oldu. Yani o zaman Lenin'in bir milletler teorisi vardı. Onun üzerinden bir örgütlenme yapıldı. Fakat Rus hegemonyası orada azalmadı yani. Sonuçta Ruslar nüfusça kalabalıklar, devlet aygıtına hakimler. Bir de Ruslara kardeş olan halklar var yani Ortodoks onlar. İşte Gürcüler var, efendim Ermeniler var vesaire. Onlar ya da Ukraynalılar var yani. Onlar başka pozisyonlar kazanırken bu uluslar, bu milletler ihmal edildiler. Bunu nereden biliyoruz? Mesela biz şeye baktığımızda Sovyetler Birliği... Hayır, Putin de itiraf etti zaten. Hadi söyledi zaten tabii. Hayır, bu artık bilinen bir şey. Yani biz siyasi bir şey değil bu. İstatistik bir şey söylüyoruz yani. Hani belki bundan eskiden söylesek siyasi algılanırdı ama bugün açık görülüyor. Sovyetler Birliği iktisat coğrafyasına baktığımızda şunu görürüz. Sovyetler Birliği, Sovyet iktisat modeli
Tabii bir ölçek ekonomisi oluşturabilmek için her bölgeye, her ülkeye belirli vazifeler vermiş. İşte birine demiş ki sen şu konuda uzmanlaş. Mesela sen uzay teknolojisinde uzmanlaş. Sen otomotivde uzmanlaş. Sen petrol enerjide uzmanlaş. Sen tekstilde uzmanlaş. Sen çikolatada efendim yiyecekte uzmanlaş falan. Mesela Özbeklerin payına pamuk düşmüş. Tarım düşmüş. Katma değeri en düşük olan. Emekçi en yoğun olan. Yani sadece çok ağır koşullar altında çalışarak üretebildiğiniz bir değer düşmüş. Dolayısıyla ülke çözüldükten, çöktükten sonra da her cumhuriyet kendi bağımsızlığını ilan ettikten sonra bu ülkeler en yoksul olan ülkeler olmuş. Yani mesela bir Ukrayna'da bağımsızlık kazanmış, ayrılmış. Bakıyorsunuz Ukrayna'nın değeri. Tabii teknoloji onda kalmış. Teknoloji üretebiliyor, elinde imkanları var. Dolayısıyla ona göre bir gelir oluşturmuş. 70 yıllık bir Sovyet egemenliğinin sonunda geriye kalan bu ülkelerde tamam belki sıfır değil, evet bir şeyler yapılmış ama gerçekten çok az şey yapıldığını görüyorsunuz. Bir. İkincisi bu insanlar Sovyet iktidar aygıtı içinde üst noktalara gelememişler. Yani Aliyev dışında, rahmetli Aliyev, sakıncalı, baba Aliyev dışında. Sakıncalı piyade değil mi? Sakıncalı görülmüşler. Tabii öyle şeyler olmuş. Ya bu ya eşyanın doğasında var bu. Burada sıkıntı yok yani. Yok, ben zaten niye oldu, neden oldu değil yani. Olanı söylüyorum yani. Şimdi zaten geçmiş zamanları bugün tartışmanın anlamı yok ama. Şimdi bir defa o dönemde böyle bir sıkıntı var. Sonrasında bizde yani 1991'de Sovyetler Birliği çözüldükten sonra biz büyük hatalar yapmışız. Biz bu işi tutmuşuz, FETÖ'ye ihale etmişiz. Yani FETÖ'nün gidip orada okullar açması, bilmem ne yapması, Emin Bey kısaca temas etti. Onlar karşı tarafta bunu sizi de yani karşı taraf hep sizi sevenlerden oluşmuyor ki. Size karşı düşmanlık güdenler, bu kardeşlik olmasını isteyenler var. Onların önünü açmış, onlara fırsat vermiş. Yani çok gecikmişiz, çok geç kalmışız. Çok özür diliyorum. Hasan Öztürk, Kiril alfabesi devam ediyor muydu? Evet, evet. Şimdi, bazı yerlerde. Bazı Latin alfabesi. Mesela hani en çok bu rahatsız yazan yerler var. En çok şey bu rahatsız edici şey bu mesela. Ya bu bir sembol olduğu için çok rahatsız edici ama yok. Anlayamadığımız için. Anlayamadık tabii. Araya bir girebilir miyim? Şimdi Gaffar Yakınca bir şey söyledi ama eksik söyledi. Yani oralarda evet bayağı da yatırım yaptılar Ruslar, Sovyetler. Ama bir otomobil fabrikası yaparken direksiyonunu Bişkek'te üretirken otomobilin kaportasını da Astana'da ürettiler ya da eskiden Astana yoktu, başka eski başkentinde ürettiler, ne bileyim bir başka şeyde Özbekistan'da ürettiler. Yani Sovyet emperyalizmi bunların kalkınmasını istemedi maalesef, böyle bir nokta var. Şimdi bakın Kiril alfabesi devam ediyor ama Rusça da devam ediyor orada. Sadece köylerde duru bir Özbekçe vardır ama şehirlerde ciddi anlamda Rusça damgasını vurmuş durumda. Biraz önce görüntülerini izlediniz. Askerlere bir bakın. Moskova'daki asker nasıl davranıyorsa, yani askerlerin de duruşu, yürüyüşü, askeri bütün her şeyde Rusların bıraktığı o işte kültür emperyalizmi. Ve bugün de kolay kolay sıyrılamıyorlar. Ben bir ara bayağı da konu oldu. Hatta televizyonlarda da konuşuldum. Bir Kırgız'la buradan konuşurken, Kırgız profesörle zaman zaman Rusya'ya kaçıyordu. Ben Kırgızca konuşuyordum onunla. Bir iki kere kendisini uyardım. Yani Türkçe konuş, Kırgızca konuş ki ben anlayayım niye Rusça konuşuyorsun diye. Daha sonra ben gittiğimde bir televizyon programında bunu anlattılar. Yani maalesef kurtulamıyorlar. Ciddi şekilde damgasını vurmuş durumda. Ve Türkiye'de başlangıçta çok ilgilendi oralarla ama maalesef bir takım dış güçler, yani Çin'den Rusya'ya, Amerika'dan ne bileyim bölgedeki diğer ülkelere kadar hepsi engel olmaya çalıştı. Zor bir iş. Yani yıllarca 70 yıl Rus emperyalizminde kalmış o ülkelerle ilişkiler kurmak zor ve hala da önümüzde engeller var. Ben şunu söyleyeyim. Türk Birliği'ni en fazla istemeyen yine o bölgede en etkili olan Rusya'dır. Yani Sovyet İmparatorluğu halen devam ediyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde Putin açıkça söyledi. Sovyetler Birliği'nin dağılması yanlıştır, onları toparlayalım diye. Yani tepelerinde bir demir yumruk var. Bunu Amerika da istemez, bölgedeki bazı ülkeler de istemez. Mesela bir ara Bişkek'te, Kırgızistan'da devlet yetkilileriyle konuştuğum zaman bana 70 tane millet, 70 küsur milletten bahsettiler, sayıyorlar. Türk boylarının tamamını ayırmışlar, 20 boya ayırmışlar. Ve onun dışında mesela Kırgızca ve Kazak, Kırgız ve Kazaklara bakıyorsunuz. Biri Cakşı diyor, öbürü Caksı diyor. Özbekler de Yahşi diyor. Yani ki C'yi kimi J yapmış, kimisi Ş'yi S yapmış. Ayrı ayrı milletler oluşturmuşlar. Yani
çok ciddi şekilde orada yabancı güçler, emperyalistler büyük anlamda tarlaları sürmüşler. Şimdi inşallah o tarlaları eski haline getirebiliriz. Eyvallah. İki cümle ben bitirmemiştim sözümü. Pardon, özür dilerim. Ben sözümü şey yapayım dedim. Şimdi yani bir defa Sovyetler Birliği kurulduğunda bu ülkeler bağımsız devletler değildi. Yani bir şeyi atlamayalım, bir yerde hata yapmayalım. Bağımsız değillerdi. Sovyetler Birliği Lenin Milletler teorisiyle beraber bağımsız oldular ama o bağımsızlık kadüktü. Şimdi bunların bağımsızlık dediği şey, bu anıt da biliyorsunuz, 1991 sonrasını ifade eder. Yani ortada şöyle bir şey yok. Yani bir bağımsız devletler, ülkeler vardı. Azerbaycan hariç. Azerbaycan'a Kızıl Ordu girmiştir. 18. Azerbaycan Cumhuriyeti'ni yıkmıştır. Yani o ayrı bir konu. Onun dışında buralar daha feodal yapılar vardı burada. Yani tarih ayrı bir konu. Dolayısıyla bunların milli şuuru da yeni oluşuyor. Yani çok hani şey olmamak lazım. Evet, yani askerleri vesaire. Şimdi Emin Bey hani haklı olarak ya çok benziyor, Rus etkisi var diyor. Ama yani zaten milli şuuru yeni oluşan ülkeler bunlar. O konuda biz daha yumuşak olmamız gerekiyor. Yani tamamen Rus. Yani eskiden normaldir diyorum Rus, ben de. Çok şaşırmamak tamamen lazım. Tamamen Rus askerinden çok, bir farkı yok. Çok şaşırmamak yani lazım. Ruslar yani büyük bizim, damga vurmuşlar orada. Evet, şimdi evet. Şöyle düşünün. Bizim yani de şehit kurum, cenazelerimiz, kurumları, bizim de şehit cenazelerimiz bir gavur marşıyla kaldırıldı yıllarca. Evet. Yani şimdi onu atlamayalım. O kalktı, yani. Biz, kalktı. Kalktı. Çok biz şükür, yani onun için onu dolayısıyla onu. Yani etkilenmesi kalktı. Doğaldır. Yani o çok şey yapmamak lazım orada ama burada Türkiye'ye yaklaştıkça, Türkiye ile bu ülkelerin ilişkileri arttıkça kuvvetleniriz. Yani kendi özümüze döneriz. Daha şey bu toplumlar kurumsallaşmış toplumlar değil. Değiller, yani. Değiller. Çok yani Türkiye ile kıyaslamamak lazım. Yani bizim bir cumhuriyet devrimimiz var. Ondan önce bir aydınlanma dönemimiz var. İşte Osmanlı'nın bir şeyi var, bir eğitim hamleleri, modernleşme hamleleri var. Sultan Abdülhamit dönemi var. Yani en yakın tarihimize baktığımızda bile bunların tarihi öyle değil. Biraz daha farklı. Emirlikler var ya, emirlikler. Emirlikler, var. Daha farklı bir tarihleri yani. Var. Şimdi burada Özbekistan özelinde durum şu. Özbekistan... Tabii Çeli, 18. 19. yüzyıl. Evet, evet. Daha öncesini söyleyeyim. Evet. İmparatorluklardan sonraki dönem, bir karanlık dönemi, fetret dönemi var bunların. Uzunca da bir dönem yani 200 yıllık bir dönem aşağı yukarı. Şimdi Özbekistan'ın özelliği çok yüksek nüfusu var. Çok iyi. Bu çok önemli. Çok iyi. Yani bunu Kazakistan'la, Kırgızistan'la kıyasladığınızda Tacikler Türk değildir ama Müslümandır onlar da. Yani onlarla da çok kolay ilişki kurabiliriz. İnşallah bir gün sıra onlara da gelir. Onlarla kıyasladığınızda nüfusu kalabalık bir ülke. Dolayısıyla özgür ağırlığı yüksek. Fakat zenginliklerini de çok az kullanabilen bir ülke. Yani içlerinde de bireysel kişisel gelir olarak bakıldığında en yoksul olan ülkelerden. Tacikler en yoksulu. Sonra bunlar geliyor. Bir de talihsizliği var Özbekistan'ın. Hazar Denizi'ne kıyısı yok. Evet abi. Yani Hazar'a açılamıyor. Şimdi Kazakistan'ın Hazar'a kapısı var. İşte Kırgızistan'ın acayip kesip atmışlar. Hazar'a kapısı var. Kazakistan'a orası almışlar. Orası çöl ama önemli değil. Oradan çıkış olsa. Yani Kazaklar da bizim kardeşimiz. Çok uzak değiller. Ama orada hani Kazaklar yararına bir tercihte bulunulmuş. Kazakistan yararına o coğrafyada. Özbekistan'ın Hazar'a çıkışı yok maalesef. Öyle bir sıkıntısı var. Öyle olunca da haliyle izole bir ülke haline gelmiş. Şimdi Özbekistan bu izole çok halini oldu, Çin'in kuşak yol projesine dahil olarak aşmaya çalışıyor. Ve orada da bir rol aldı kendine. Yani o ticaret yolu anlamında. O izolasyon halini aşmaya çalışıyor. O yolun anahtarı Türkiye. Tabii Türkiye'nin varlığı orada çok önemli. Ben bir şey eklemek isterim. Yani Emin Bey'den ayrıldığım bir nokta. Bu coğrafya eski Rus coğrafyası olması hasebiyle Rusların burada hakimiyeti çok kuvvetlidir. Yani güçleri ağırdır, sözleri ağırdır. Ruslarla Türkiye arasındaki bu yakınlık ve iyi ilişkiler olmasa biz de buralarda o kadar rahat hamleler yapamayız. Yani Türkiye hem güçlüdür bir taraftan. Yani karşı tarafı korkutacak kadar biraz gücü var. Diğer yandan da o dengeyi ilişkide iyi kuruyor. Yani, doğal olarak. O da doğal yani. Niye ne oluyor dersin? Bu tabii, çok doğru. Gaffar yakınca. Tabii. Evet, Ruslarla biz iyi ilişki kurmasak hamle yapamayız. Ama o hamlelerde Rusların izin verdiği kadardır. Belli bir noktadan sonra hamle yapmanıza izin vermezler. Nitekim o hamleleri yaptık. İşte Kazakistan'da Nur Sultan Nazarbayev Türkiye yanlısıdır. Hatta Rus milliyetçisidir. Nazarbayev'de yediler. Bir tane kayyum atadılar. Şimdi o noktadayız. Yani hamle yaptırmıyorlar.
mesele yok, bu yok, ben doğru. O fikirde değilim Emin Bey. Yani yeni gelen yönetimin var. Neyse. Ben orada ayrılıyorum bu sizinle ama bu temelde anlaşıyoruz. Bu meseleyi burada kesiyorum. Hasan Öztürk Özbekistan'da gitmiş gelmiş olarak bir küçük bir kısa. 2-3 cümle söyleyeyim. 2-3 cümle ama. Şimdi birincisi atlamayalım. Bir Kore gerçeği var Özbekistan'da. Kore. Güney Kore gerçeği Güney var. Güney Kore var. Tabii onu atladık. Güney ekonomik Kore. Olarak acayip bir şekilde gelmişler. Fabrikalar kurmuşlar. Mesela otomobil fabrikaları. Koreli de var orada. Koreli yaşayan, Özbekistan'da yaşayan Koreliler de var. Yani onu anlatıyorum zaten. Evet. Şimdi dolayısıyla ticarette ve üretimde Korelilerin... İki firma özellikle. Tabii. Çok, evet. İki firma tamamen Koreliler gelmişler. Evet. Rusların ekonomik gücünü bile kıracak boyutta güçlüler. Doğru. Onlar var. Türkiye adım adım yani zaten iş insanlarını istiyorlar. Gidiyorlar Türkler, çalışacaklar. Ben şunu söylemek istiyorum. Sovyetler dönemi dahil dağıldıktan sonra baktığımız zaman o coğrafyada bunu bizim Anadolu coğrafyası içinde söylüyorum. Hala tasarruf etmeye devam ediyor o ulular Özbekistan'a. Çünkü Özbek halkı bozulmamış bir halk. Hala tasarruf ediyor. Türkiye için de bunu söylüyorum. Yani buraya notlar aldım. Şimdi Hasan Arakani, Kars. Hayat Harrani, Urfa. Hacı Bektaşi Veli, Anadolu'nun göbeği. Tamam mı? Şeyh Şabani Veli, Kastamonu. Hayrettin Tokadi, Bolu. Ahmet Ziyahettin Gümüşhanevi, Gümüşhanevi dergahını kurucusu. Şimdi bunlar hala tasarruf etmeye devam ediyorlar. Ben iman ediyorum buna. Yani Allah onların yüzü sürmetine hala bu topraklara böyle tebessümle bakıyor. Ben gittim. Orada da o kadar Sovyet dönemi yaşamışlar. O kadar aylıklar yaşamışlar. Bir sürü beylikler kurmuşlar falan ama halk, yani Özbek halkı İmam Buhari'nin, İmam Tirmizi'nin, Nakşibendi Hazretleri'nin sayabileceğim bütün uluların sayesinde onların tasarruf, Allah'ın onların yüz hürmetine hala oraya tebessümle bakıyor. Ben bunu söylemek istiyorum. En az bozulan toplumlardan birisi Sovyet rejimi olmasına rağmen Müslüman bir halk var orada. Yani ekonomik sistemin dışında tutulmaları biraz bir avantaja dönüşmüş tabii. Zamanla. Ve o, şunu söylüyorum. Mesela FETÖ bir yönden kötüydü değil mi? İslam Kerime dönemi falan filan dönemi. Ama mesela FETÖ oraya girememiş öyle. Kırgızistan'daki gibi girememiş mesela. Öyle Kırgızistan'daki kadar güçlü olarak girememiş mesela. Dolayısıyla bu da avantaj bence. Ve bu doğru. Hala o uluların hatırına oralarda doğru. Hala evet o ayak bastırmamışlar. İyi Hasan iyi Öztürk, bir millet var. Orada İslam var Özbekistan'da ama Kırgızistan'da, Kazakistan'da pek İslam yok. İslam'ın kırıntısı da yok. Belki bundan dolayı öbür abi, taraflara rahat girdiler. Kazakistan'da da mesela Türkistan'a atlamayalım yani. Orada da biraz, şeyhimiz biraz şeydir, Ahmet Yesevi biraz var yani. Orada şakayı bir şey anlatayım. Şimdi Müslümanlıkları şöyledir. Kazak, Kırgızlar onlar Kıpçak'tır. Oturur Arak içer. Emin Pazarcı. Dediğimiz işte Emin Pazarcı. Vodka. Üzmeyelim onları. Ondan sonra amin derler biter. Müslümanlık o kadardır. Abi, üzmeyelim. O kadardır. Ahmet Özbekistan'da İslami hassasiyet fazladır. Amin. Onu anlatmaya çalıştım ama şunu söylüyoruz. Türkistan'da Ahmet Yesevi burada anmamız lazım. Ve onun buraya da anmıştım. Hacı Bektaşi Veli'nin şeyhine de atfen söylenen bir kütüğü yaktık, Urum eline attık sözünü buraya düşmek isterim. Buranın mayalanmasının vesilesi de onlardır. Onu da söyleyeyim. Şimdi evet. Şurayı söyledim. Hemen tamam. Göstereyim ikide. Şimdi bu Kazakistan açık mavi. Ama Aral bu harita gölü diyor ama o burası. Gölü. Şimdi burası. Bak şimdi bu yanlış ya. Bu harita yanlış. Bence bir tuhaf. Harita yanlış değil. Haritada tamam. Harita ekran geniş olduğu için evet. Harita açılmış. Yanlış evet. Değil. Aral Gölü yazdığı yer. Aral Gölü var. Şurası. Evet, artık yok. Şurası. Maalesef yok. Artık yok. Çok büyük artık, bir yer. Artık orası kurudu maalesef. Ha biraz şey yaparsa tamam. Heh. Çok güzel. Ha şu yani, ya. Türkmenistan'ın tamam. Buraya Hazar biliyorsunuz hukuken deniz. Evet. Hazar göl değil yani. Evet. Doğru. Bu da önemli bir konu doğru. Yani. Bizim doğru. için çok önemli doğru. Bir konu. Doğru. Neden çok önemli bir konu? Siz o kısımlara girmediniz ama bu şu. Yani buralarda çok benim zengin. Benim alanım değil o iştir. Ya bizim de alanımız değil de gazeteci kadar biliyoruz yani. Evet. Buralarda çok zengin maden yatakları var. Doğalgaz yatakları var. Hazar'da var.
İşte Hazar'ın kapısı da Azerbaycan. İşte şimdi artık Karabağ işini İnsanlar çözdük. İnsanlar Zengezur koridorundan, Nahçıvan'dan evet. Türkiye. Buradan buraya bu şekilde gelecek. Evet. Özbekistan'ın içinde, Özbekistan içinde, Özbekistan Çin'in kuşak yolunda önemli bir yer işgal ediyor. Güvenli bölge. Tacikistan gibi değil. Tacikistan çok sıkıntılı. Yani terör örgütleri vesaire, DAEŞ gibi yapılar falan çok örgütleniyor şey Tacikistan'da. Hem Çin bundan rahatsız oluyor. Hem kesin, de Afganistan kesin, rahatsız kesin, oluyor. Kesin orada yeraltı madenleri çok güçlüdür. Yani. Ya yol üzerinde işte. Sonuçta bu yolu kesmenin bir şeyi. Şimdi burayı kesince tabii Tacikistan yolunun çalışmadığını, burada terör olduğunu düşün. Bu hem Amerika'nın işine geliyor. Hem Amerika'nın işine hem Rusya'nın işine geliyor. Herkes, bütün büyük güçler bundan mutlu oluyor. Yani şuradaki şey karışıklık ama tabii en çok Amerika'nın işine geliyor. Çünkü bu hattı koparır yani. Şimdi bizim Özbekistan'a vereceğimiz destek, Özbekistan'ın böyle göstermemiz çok iyi oldu. Özbekistan bütün o büyüklüğüne rağmen Moğolistan gibi, bakın şu Moğolistan gibi izole edilmiş bir ülke. Deniz çıkışı yok dünyaya. Deniz, şimdi deniz çıkışı neden önemli? Yani onu da söyleyelim. Bir ülkenin denize çıkışı varsa ticareti vardır. Denize çıkışı varsa savunması daha kolay yapılır. E burada şimdi siz bir ülkeyi hapsetmişsiniz. Şey, her tarafı kara. Daha enteresanı da şu. Bu bölge, bakın burası Türk bölgesidir. Yani tabii canım. Afganistan'ın kuzeyi Türk bölgesi. Tacikler Türk değiller. Tamam. Müslüman bir kavim. Tamam. Fakat burası, şurası terörize edilmiş bir bölge. Ve şurada da Cammu Keşmir tarafı var biliyorsunuz. Yani burada da ayrı bir ihtilaf sahası. Doğru. Şimdi burada istikrarın oluşmamasının bedelini doğrudan dünyada ödeyen ilk ülke Türkiye. Doğru. Yani şu tıpkı Karabağ'da fatura gibi. İlk bize çıkıyor. Tıpkı yani. Karabağ'da. Evet. Gibi. Yani belki Yunanistan'a da biraz yansıyor. Yani Yunanistan da keşke elinde alternatif, mesela TANAP petrol boru hattından 10 kat İsrail aksa. İsrail petrolünü yani. 10 kat aksa. Evet. Ama şimdi bunlar olmayınca ne oluyor? Biz bedeli biz ödüyoruz. En çok ödeyen biziz. İkinci sırada İran ödüyor. İkinci sırada İran ödüyor bölgede. Yani fatura olarak. Neden o sıralamayı öyle? Onu da söyleyeyim. Bizim daha çok enerjiye ihtiyacımız var. Daha gelişkiniz ve Avrupa kapısıyız aynı zamanda. Ve tabii bu ne yapıyor? İşte şuradaki bazı ufak devletlerin, buradaki bazı işgalcilerin de önünü açıyor. Yani. Aslında şu anda biz o kilidi zorluyoruz. Şimdi orada. dönme. Onun için bir şey daha söyleyeyim. Tamam dönme. Şimdi İsrail Başbakanı'yla buraya ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Herzog. Cumhurbaşkanı gelecek. İşte şeyler yaptık, bazı ilişkiler yaptık. Bu yani deniz komşusuyuz falan. O arada bizim yani Sayın Cumhurbaşkanı'na çok haksız yere bazı ithamlarda bulunanlar çok utanacaklar ileride. Yani bu Özbekistan ziyareti falan var ya. Ve orada da zaten Cumhurbaşkanı söyledi yani. Utanacaklar yani. Çok utanacaklar yani. O görüşmelerin sonuçlarını gördüklerinde, bu Özbekistan'ı falan gördüklerinde çok utanacaklar. Kafa hareketine dönme. Şimdi Türkiye orada. Yani şu kıtanın en uç, tabii canım, batıdaki en uç ülkesi Türkiye. Ya dört nala tabii. Geldik orada, boynumuzu uzattık ya. Hiç unutmayın, bakın şöyle düşünün. Biz buraya Orta Doğu diyoruz. Ne demek? Orta Doğu oryantalist bir kavramdır. Evet. Batı kavramıdır Orta Doğu. Neye göre orta, neye göre doğu? Neyin ortası? Avrupa'ya göre. Canım, Atlantik'e göre orta. Burası Batı doğu. Asya'dır. Tabii canım. Asya'nın batısıdır bu kadar. Batı, evet. Asya'dır burası. Atlantik'ten bakarsan orta. Tabii canım, Orta Doğu. Bravo. Söyleyeceğim o. Şimdi Türkiye'den şöyle bir koridor bakarsan da uzatırsın başını. Tabii. Türkiye'den şöyle bir koridor çek. İşte bakın buradan Zengezur'dan başladı. Tabii. Çin'e kadar gel. Tamam mı? Çin'e kadar gel. Ya Moğolistan falan. Şimdi bu nasıl büyük bir coğrafyadır ki bu coğrafyanın haritası çizilirken birbirinden ayrılmaları için kalem oynatılmış yahu. Türkiye'den hadi niye bir sınırımız olmayacak mı mesela Azerbaycan ve sonrasından, yani biz bir sınır olmayacak mı yani? Vallahi şimdi İngiliz'in işi masaya bir kağıt koyup cetvelle sınır çizmek. Bak, o şeyi göstersene, Aral Gölü'nün orayı göster. Bir daha hayır, orayı da göster. Tamam. Bak, Suriye sınırını göster. Biraz büyüt orayı. Bunlar hep Libya Mısır. Libya Mısır'ı göster. Sudan'ı göster. Gel in. Küçük. Sağa doğru gel. Küçük. Bak orada var. Mısır, Libya, Sudan. Oralar daha net yani. Bunlar masada cetvelle çizilen, adamın uzmanlığı bu zaten. Şimdi senin uzmanlığın da mı? Bak senin de bir uzmanlığı var. Sende de 2000 yıllık, 1000 yıllık en azından uzmanlık var. Birleştirme uzmanlığı. Ben başka bir yere geleceğim. Ama bak, Suudi Arabistan'ı gösterir misin pembe? Buyurun. Şimdi Suudi Arabistan'dan sağ yukarı doğru şöyle bir hat
yani Müslümanlıktan bahsediyorum, çıkmış. Burada işte o ocaklarda tabii. pişmiş. Yani pişmiş derken şunu İmam kastediyorum. İmam Buhari'den bahsediyorsun. İmam Tirmizi'den bahsediyorsun. Evet. Değil mi? Orada işte nasıl söyleyeyim? İmam Maturidi'den bahsediyorsun. Evet abi, dinliyorum. Dönmüş şurası Türkiye'ye. Batıya. Evet. Şimdi dolayısıyla Suudi Arabistan'a daha yakın yani o coğrafya. Ama yani, öyle ama şöyle. Bayraktar şöyle dedik ya, Türklerin Müslümanlaşmasıyla birlikte evet. İslam cihan şumul oluyor. Çünkü şimdi biraz haritayı biraz daha şey yapalım, şöyle Afrika'yı da alacak şekilde bir büyütelim. Büyütebiliyor musun o zaman? Yok, bu kadar büyüyor. Sen Ebu Bekir Efendi falan konuşacağız değil mi? Tamam. Güney Afrika'ya indiğimizi. Tamam, onda, yani. Tamam. Hayır yani. Ben konuşurum. Benim en çok sevdiğim meseleler bunlar. Karadeniz'in her tarafında Müslümanlar var. Romanya'da var değil mi? Tabii, bazıları tabii. Türktür, bazıları değil. Tamam, amenna. Değil mi? Balkanlar'da var. Bulgaristan, Romanya. Nasıl tabii. gittiler oraya? Yani? Kırım'da var. Ya da İslam nasıl gitti? Yani adam, bir sürü alternatif var elinde bu adamın. Anasından doğmuş Katolik. İsterse Ortodoks olur, isterse başka bir şey olur, Müslüman olmuş. Olmakla kalmamış, onun bir de sancaktar olmuş. Yani. Tabii. İşte o formül orada yapılmış yani burada. Aynen. Formülün yapıldığı yer. Bunlar Tatardır. Bu Tatardır. Tabii Köstence Tatarlar. Tatarlar var Romanya'da tabii, genellikle. Tabii. Peki. Tatardır onlar. Peki şimdi bir ne olur oturma. Yorulduysan sen de kalma. Yok, harita, ben kalkmayacağım bu sefer. Harita bizim hastalığımızdı. Harita evet, ben çok şey. Severim. Tamam. İlk ben başlatmışımdır bu stüdyoda yıllar önce. Şimdi niçin biz Türkiye'den başta sağ blokun ne ait değiliz de, bak içine şeyi de al, Afrika'yı da al, dert değil. Tabii burayı da. Ya bak içine Afrika'yı da al. Tabii. Rusya'yı da Çin'i de çıkar, dert değil yani. Tamam? Hani şey için söylemiyorum. Bir başka sahikle söylemiyorum. Ya şu Türkiye'den başla Çin'e kadar dayan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, işte bila. Ya orası az güçlü bir yer mi dünya üzerinde? Hem yeraltı kaynağıyla, hem yerüstü kaynağıyla, i̇şte dünya, hem tarımıyla, hem enerjisiyle. Tabii, bence çok doğru soru Turgay Güler. Dünya, medeniyet desen burada... Şimdi bakın bir yeni yayınlanan bir kitap var. Adı da Medeniyet. Hı hı. Alt başlığı The West and the Rest. Batı ve diğerleri. Ve şu soruyu soruyor bir İngiliz yazar. Neden Batı aldı başını yürüdü de bir de diğer tarafta bir başka dünya kaldı? Şimdi o Batı merkezci bir bakış. Ama bir de elimizdeki gerçekler var. 300 yıldır dünyada ya, Batı yürüdü, ahlaksızsan yürürsün. Onun gırtlağına çökersen, şimdi bunun gırtlağına çökersen onu sömürür. Bunu... Birincisi demin Hasan Öztürk'ün anlattığı, yani Özbekistan'da Batı Orta Çağ yaşarken Özbekistan'da bizim üniversitelerimiz var. Biz Altın Çağ yaşıyoruz. Ya Batı'nın Orta Çağ'da tartışılır da ne kadar orta, yani ne kadar karanlık, o ayrı bir konu da ona girmeyeyim, ama Batı geri olduğu zaman da diyeyim. Batı geri olduğu zaman da biz Altın Çağ yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Üniversitelerimiz var, işte ilim var, bilim var, her şey var. Üstüne bir de ahlak var. Şimdi Batı ya geçtiğinde bu iş, yani Batı daha gelişkin hale geldiğinde bir avantajı var, ahlaksız. Evet. Avantaja çeviriyor ahlaksızlığını. Ahlaksızlığın avantajı. Ahlaksızlığı avantaja çeviriyor ve dolayısıyla muazzam bir zenginlik elde ediyor. Bu haritayı çizen Batı'dır. Bakın, evet. Coğrafyada bu haritayı bozanlar var, onu da unutmayalım. Şimdi bakın, şu Çin denen ülke bağımsız bir ülke olarak var olamazdı. Çin'in bağımsızlık mücadelesinde yok olan, ölen insan sayısının haddi hesabı yok. Bakın Çin bir örnek. Gelelim Hindistan, değil mi? Hindistan, Pakistan, aynen. Bangladeş. Bunlar üstelik büyük oranda Müslüman coğrafyası. Bunlar sömürgecilere karşı nasıl direndiler? Ne bedeller ödediler? Yani evet, bu haritayı onlar belki dayattı ama sonuçta oradan bir bağımsızlık ışığı çıktı. İran ayrı bir konu. İran'ı geçiyorum. İran zaten hep bağımsızdı. Ama orada da işte Kaçar Hanedanı vardı. Yani Türk devleti. Türk devletidir canım. Tabii. Orada başka bir konu var. Ama şuraya gelin mesela, Türkiye'ye. Burası Osmanlı coğrafyası. Elimizde biz burayı tutmayı başardık. Bu bizim için başarı yani. Biz onlara bıraksaydık öyle. Şimdi Hasan Bey'in köy belki bir tek bizde olurdu. Aynen. Kimse olmazdı. Aynen. Yani. Hiç şey kalmazdı. O da bizi köyüne almaz. Yani bunu söylerken şunu da ekleyelim. Yani. Şu coğrafyada bizim de bir başarımız var. Evet. Yani biz de şey değiliz. Hani tamamen başarısız değil. Ama işte bağlarımızı koparmışlar. Şimdi buraların açılması lazım. Açılır mı? Açılır yani. Şimdi o sorduğunuz soruyu safiyane soralım biz.
Yani elimizde hiçbir veri olmadan safiyane şu soruyu soralım. Neden yüzümüzü batıya döndüğümüz gibi doğuya dön? Doğuya da dönebiliriz. Doğuda da bir medeniyet var. Üstelik doğudaki insanlarla demin işte Hasan Bey aktardı, siz aktardınız. Emin Bey söyledi. Aynı dili konuşuyorsun. Çok benzer geleneklerin var. Çok rahat anlaşabilirsin. Neden o zaman buraya dönmüyorsun? Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim ben size. Avrasyacı olursun. Ben Köln'deydim bakın. Köln'deki arkadaşlara selam olsun burada. Köln'de bir akşam bir kahvede oturduk. Bir genç bir çocuk eline bir saz aldı, bir türkü çaldı. Bir türkü dinledim ondan. Güzel dinledik, şey yaptık. Sonra işte akşam beni bıraktılar eve. YouTube'dan türkü açtım. Türkü çalıyor. Türküyü söyleyen adam Urumçi'de. Aynı ya, türküyü. Aynı türküyü söylüyor. Türkü aynı. Hani yani biraz lehçe, aksan falan değişmiş ama aynı türküyü dinliyoruz. Böyle bir avantajınız var elinizde yani. Bakın Köln'le Urumçi arasında çizin bir şeyi bakayım yani çizgiyi. 10 bin kilometrelik yol. Aynı dili konuşuyorsunuz. Eyvallah. İşte. Bu mevzuyu, Özbekistan meselesini burada kapatalım ama şu. Artık kafamızı kaldırmamız lazım. Bu şu demek değil. Şimdi insanlar yani niye yönümüzü kendi coğrafyamıza çevirmiyoruz denildiğinde bundan korkan insanlar var. Yani batıdan mı kopacağız? Batı kulübünden mi ayrılacağız? Şöyle mi olacağız, böyle mi olacağız diyorlar. Turgay, İşin kötüsü geldi. Batı bu tarafa doğru gelmekten başka çaresi yok. Yani Batı kendinin yönünü buraya çevirdi yani. Başır. Al şu fotoğrafa bak. Acaba aklından ya bir ekleme yapabilir miyim Turgay Güler? Güzel bir noktaya temas ettin. Yap. Yani yıllar önce Azerbaycan'ın milli şairi rahmetli Bahtiyar Vahapzadezade ile Bakü'de bir sohbetimiz sırasında aynen şunu söylemişti. Yani neden siz Avrupa'nın peşinde kuyruk olmak için mücadele ediyorsunuz da bizim önümüzde baş olmak için bir çabanız yok demişti. Bunu da eklemek istedim. Bence de. Dolayısıyla hiç kimse korkmasın. Bir ekleme yapayım mı Tuba? Yap. Şimdi Emin Bey çok güzel bir şey söyledi. Bugün bir yani birkaç gün önceki haber ama bugün düştü. Biraz daha eskiymiş. Şimdi Macaristan Başbakanı diyor ki biz Kıpçak Türküz diyor. Yani bize ama abi bize eklemlenmeye çalışıyor. Orban ama doğrudur. Orban, Macaristan'ı doğru, biliyorsun. Türk doğrudur. Dünyası gözetmen olarak gitti, katıldı toplantılara. Orban acayip Türk keneşine girdi. Zaten Macaristan'a giderseniz Budapest'teki meydanda bugün o şeyleri görürseniz Attila var orada. Hepsi var. Attila'dan da ötesi var yani. Nasıl coştunuz siz ya? Coşarız. Böyle. Nasıl coştunuz? At böyle. Üstünde görüyorum ben şimdi sizi. Dört nala gidiyor vallahi gibi. Valla ata binebilecek bir tek Emin Bey var aramızda. O da şimdi binemez. O da ben artık binmek istemiyorum diyor. İkna etmeye çalışıyor. Valla oralara gidersem yine coşar binebilirim. Biz piyade arkamızda. Biz piyade gideceğiz. Ama benim kız muhteşem at biniyor. Onu da biliyorum. Söyleyeyim. Ona verdim eli. O mania falan da atlıyor. Gayet güzel biniyor yani. Begüm evet başarılı bu konuda. Selam söyleyelim ona. Begüm Hanım siz sipahi biz piyade. Eyvallah. Biz piyade. Şimdi bir küçük mola vereceğiz. Dönüşte başka meselelerimiz var. Onları da konuşacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet yeniden birlikteyiz. Bir cümle bir şey söyleyeyim. Hani kapattık bu meseleyi ama. Şimdi bu coğrafya, az önce konuştuğumuz coğrafya, şimdi bir taraftan bakir, bir taraftan yeraltı kaynakları var. İşte Hasan Öztürk söyledi, Özbekistan'da işte bir altın rezervi açısından doğal çok gaz önemli. Doğalgaz hakeza öyle. Tarım alanları. Şimdi orada ben bir şeye katılmıyorum. Yani Türkler oradan kalktı, suyun peşine düştü bilmem ne vesaire diye öyle anlatılır ya. Ama öyle değil. Yani, ama işte kuraklık dönemleri daha kuraklık eski. Kuraklık dönemlerinde evet. Belki olabilir. Yani şimdi, neticede... Çünkü Moğol steplerinde göre, Moğolistan'ın olduğu yerleri de görünce... İki nokta, bunlardan birisi Afrika, diğeri de Asya. Yani yeni dünya, yani dünya yeniden şekillenirken, ben burada tarihe not düşeyim. Dünya yeniden şekillenirken, İki önemli bölgeyi konuşuyor olacağız. Avrupa'yı falan konuşuyor olmayacağız. Yani bugünkü çektiğimiz bütün sancılar, bugün çektiğimiz bütün sancılar bunu doğuracak. Yani bu sancılı dönem oraya gidecek. Biz Afrika'da zaten bir yerimiz var.
büyük ölçüde işte Müslüman bir kıta ve o kıtada bizi seviyorlar. Hani diyordu ya Sayın Kılıçdaroğlu, sözü nasıl ona getirdim yine bilmiyorum ama yani geldi. Ne işimiz var Kenya'da, ne işimiz var şurada burada diyorlardı. Yahut ya Türkiye'de çiftçinin hali ortadayken sen nasıl gidersin Afrika'da tarım arazileri kiralarsın falan. Oralarda yalan çıktı diye maaşı attırdılar. Tabii akla zarar, akla zarar. Yani onun dışında söylüyorum, bu düşünceyi topluma zerk etmeye çalışanlar ruh hastası değilse nedir? Yani siz dünya yeniden şekillenirken başat olarak bir rol alıyorsunuz. Tamam mı? Yani siz bir nasıl söyleyeyim, önemli bir noktadasınız ve bunu engellemek için son 10 yıl bunu engellemekle meşguller adamlar. Son 10 yıl. Çünkü Turgay, Türkiye derin bahçe. Tecrübesi ve enerjisiyle Turgan, Dolmabahçe. Onlar evet. Kurdular altılı masa. Ya. Dolmabahçe'de kullanma masa ya, ne oldu gördün. Şimdi siz gerek Afrika'da her türlü yatırımınızla, her türlü ortaklığınızla, ben Sayın Cumhurbaşkanı Afrika'yı bir baştan bir başa gezdi. Bunun birçoğunda yani neredeyse %90'ına katıldım. Orada bizi nasıl karşıladıklarını bu insanlar görmüş biliyorsun, olsa, değil mi? Bak görmüş olsa oturursun hüngür hüngür ağlarsın. Hani televizyondan görüyorsun Hacı'da ama. Hacı'da o Nijeryalılar, evet. Tamam mı? Ganalılar, sayarız Sudanlılar. Tabii. Türk'üm tamam. Erdoğan diyorsun. Ayağa zıplıyor. Evet. Yani tekbir getiriyor ve evet. Kucaklıyor seni. Ben bunu şimdi, yaşadım yani. Şimdi şunu söyleyeyim. Seküler pencereden bakıp, seküler bir pencereden bakıp, tamam bak, buna itirazım yok. Seküler ol, buna da itirazım yok. Ama düşünebiliyor musun? Bütün dünya, başta Avrupa olmak üzere, bütün dünya bu fotoğrafta yer almak için çırpınırken, sen o fotoğrafın asli unsurusun. Tabii şimdi ben bir şey ekleyeyim. Bakın bu İngiliz... Anlatabildim değil tabii mi? Tabii çok aç. Bence çok önemli bir yere temas ediyorsunuz. Şimdi ben kendi bulunduğum şeyden yani bu pozisyondan diyeyim bir şey eklemek eyvallah. İstiyorum şuna. Şimdi İngiliz Marksist siyaset bilimci Terry Eagleton diye bir adam var. Bu Eagleton önemli bir isimdir. Yani iyi bir siyaset bilimcidir. Görüş olarak da Marksist'tir. Dolayısıyla kapitalizm yıkılsın isteyen birisinden bahsediyoruz. Yani onun için söylüyorum. 1990'larda yaptığı bir analiz var. Diyor ki, Sovyetler Birliği'nin çözülmesi diyor, bir Rusya açısından, yani Rusya'yı ve Ukrayna'yı kastediyor, Asya'nın batısını diyor, bu rezerv olarak bunu diyor, kapitalizme armağan etti diyor. Sovyetler Birliği çözülmeseydi, dünya kapitalizmi çok büyük bir kriz, daha doğrusu krizi derinleşecek, petrol krizinden beri devam eden kriz derinleşecek ve dünya kapitalizmi çok büyük bir buhrana girecekti ve çökecekti. Sovyetler Birliği çöktüğü için bu rezervi kullandı ve ömrü uzadı. Şimdi önünde iki tane rezerv var diyor. Burası diyor Uzak Asya'dır diyor. Orta Asya'dır diyor. Bizim şeyleri kastediyor. Bizim coğrafyamızı kastediyor. Bizim coğrafyamızı kastediyor. Bir de Afrika'dır diyor. Bu iki rezerv kapitalizmin kaderini belirleyecek diyor. Bakın 97 ya da 98 senesinde yazdığı kitapta bunu söyler İngilt. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bakın bu demin anlattığımız adaletsiz düzeni kuran Batı'nın kapitalizmidir. Bunlar kurdular. Şimdi bu düzenin değişme ihtimali var. Yani dünyanın beşten büyük olma ihtimali ya, var yani. Ya, bunu ya. Yapma ihtimalimiz var. Peki bu nasıl olacak? İşte o adaletsiz düzeni kuranlar şu anda Afrika'nın ve Orta Asya'nın rezervlerine bel bağlamış. Oraya göz dikmiş durumdalar. O adaletsiz düzenden büyük pay alanlar, ondan çeşitli şeyler alanlar. Ya da büyük pay alamayıp da ya ben pay alayım diye bekleyenler de var yani. Fırsatçılar da var, başkaları da var yani. Siz onun tam ortasındasınız. Ve bütün yani dünyada sağdaki, soldaki, her alandaki iktisatçılar, sosyal bilimciler bu analizi yapıyorlar. Bunları değerlendirirseniz meyvesini yersiniz yani. O dünya ve kurulurken biz size hakça, sorulur yani. Hakça bir paylaşımdan da söz edili olması çok önemli. Hani tabii dünya beşten bitir meselesinde tabii. Cumhurbaşkanının sen yakından şahit oldun, onu daha çok açabilirsin, açılsın diye söylüyorum. Yani gittiği zaman Afrikalı liderlerle göz hizasında temas kuruyor. Hatta bir fotoğraf vardı hatırlıyorsunuz. Afrika'da yine ziyaretinde sen var mıydın bilmiyorum Turgay. Son ziyaretlerinden birinde 3 tane 4 tane Afrikalı lider var. Hatta eski bir futbolcu da
yine o ülkelerin birinden devlet başkanı. Onlarla Cumhurbaşkanı böyle ayakta çok muhabbetli bir sohbetleri var. Şimdi beyaz insanla siyah insanın ilişki biçimi yüzyıllarca batılılar yüzünden başka türlü gelişmiş. Hani sahip efendi köle ilişkisi, sahip köle ilişkisi. Şimdi bir beyaz insan gidiyor ve diyor ki hayır, ben seninle eşitim. Sen benimle eşitsin ve eşit ilişki geliştirmek istiyorum. Bu bile bence çok değerli bir şey. Yok, başka bir şey daha söyleyeyim. Bakın, Afrika Batı'nın bu zulmünden kurtulabilmek için Çin'le ticari ilişkiler geliştirdi ve o ilişkiler Afrika'nın aleyhine sonuçlar verdi. Doğru. Bakın, sadece Çin'le değil, Araplarla. Doğru. Körfez ülkeleriyle ve Çin'le geliştirdiği ilişkilerde Afrika zararlı çıktı. Yani Afrikalılar bir tarafta 40 katır, bir tarafta 40 satır. Aynı. Yani Arapları da dahil ediyoruz Körfez ülkelerinde. Evet. Yani Türkiye kadar oraya adaletle giden bir başka ülke yok. Ülke yok. Şimdi dolayısıyla siz bunları konuşacağız. Şimdi bunları biz konuşuyoruz burada. Geçmişte de konuştuk. Ben diğer programlarda da konuştum. Hasan Öztürk'ün dediği fotoğraf bu. Bu fotoğraf. Evet. Şimdi evet. Bu şu soldaki de futbolcu, eski futbolcu. Evet. Şimdi evet, önemli. Bu Nijerya mesela 2050'ye geldiğimizde dünyanın en kalabalık nüfuslarından birine sahip olacak. Dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkelerinden biri olacak. Evet. Muazzam Nijerya. Madenleri var. Muazzam madenleri var. Afrika'daki Orta Afrika, değil mi? Birçok ülke böyle. Birçok ülke. İnsan gücü çok ileride. Ve bir video vardı. Keşke bulabilsem. Bir kadının siyahi bir kadının Afrika'da siyahi bir kadının Batı emperyalizmini, Ömer onu bulur. Benim tanıdığım Ömer onu bulur. Batı emperyalizmini yerden yere vurduğu, ne mal olduğunu anlattı. Ne mal olduğunu anlattığı bir video. Şimdi bugüne kadar Afrika halkları açlığın, sefaletin, itilmişliğin, adam yerine konulmamanın, hastalığın, ölmesinin, kaynaklarının hunharca sömürülmesinin, insan kaynağı dahil, aç bırakılmasının, insan kaynağı dahil, evet, tabii, köleleştirme faturasını kesme vakti. Batı'ya güvenmiyor. İngiliz'e güvenmiyor. Fransız'a güvenmiyor. İspanyol'a, Portekiz'e, Hollandalısına, Belçikalısına. Yani düşünün ki herkes bir tarafta Almanya, bir tarafta İngiltere, bir tarafta Fransa, bir tarafta Hollanda Afrika'yı sömürürken şu kadar bir ülke, Belçika'dan bahsediyorum, gaza geliyor. Diyor ki açılın, bir tane de bana bir yer verin burada. Ben sömüreyim diyor. Belçika kralı 2. Leopold. Ya bu adamın ismini duyunca böyle var ya, cinlerim tepeme geliyor. Gidiyor Kongo'ya. Ateşi bol olsun. Ateşi bol ne demek yani? Aklına ne gelirse olsun. Allah adaletiyle muamele etsin. Aynen. Şimdi kauçuk açısından işte lastiği bulmuşsun. Kauçuk değerli. Bu da çökmüş oraya. Kauçuk toplatıyor Afrikalılara, Kongolulara. Diyor ki akşama kadar 50 kilo toplayacaksın. Misal. 49 getirdim, parmağını kesiyor. Bir daha yaptın, kolunu kesiyor. Kafanı kesiyor. Kolsuz, elsiz insanlar, 11-12 yaşında çocuklar. 11-12 yaşında çocuklar. Ve sosyal yetişkinler de değil sadece. Tabii. İnternet ortamında bakın, o kesilenlerden daha yapmışlar. Bunun fotoğraflarını görürsünüz. İbret olsun diye. İbret olsun diye. Öyle yapıyor. Diğerlerini şimdi korkutmak için. Bunu genetik hafıza unutmaz. Ve o yüzden sen az önce altını çizdiğin adaletle gitmiş Afrika'ya Türkler dedin. Ki bütün yardım kuruluşlarımız hiçbir beklentisi olmadan, evet, oralara gittiler. Su kuyuları açıyoruz. Su kuyuları, köylere işte elektrik erzak dağıtması. Yahu katarakt adam, katarakt kendini kör zannediyor. 100 dolara bizim bütün İHA'sından yeryüzü doktorlarına kadar bir gözü açıyorlar. Bir 100 dolar al. Bak, adam katarakt. Kafa yakınca. Adam katarakt ama kendini kör zannediyor. Kör zannediyor. Bilmiyor. Şuradan o perdeyi kaldırıveriyorlar. Kaldırıverip temizliyor katarağını.
adamın gözü açılıyor. O adamın sevincini bir düşünsene. 20 susuzluktan kırılıyor. 20 metreye kuyu açıyorlar. Kuyu açıyorsunuz. Buradan ya burada o su savaşçılarına selam olsun. Evet, su savaşçılarına selam olsun. Yani birkaç tane geçiyor. Yani, mesela Nijer'in ortasından Nijer Nehri geçiyor. Nijer Nehri. Bu Nijer Nehri deyince tam yerine geldi. Bir manzara koyayım mı oraya? Buyur hadi. Nijer'e. Hadi buyur. Size Okulevulu'yu anlatayım. Emin bakın Nijer'le Okulevulu'yu anlatayım. NSA biliyorsunuz CIA'nin üst istihbarat kuruluşudur. 2000'li yılların başında bir NSA toplantısı yapılıyor. Bizim işte Türkiye'den de jandarma istihbarattan da bazı benim arkadaşlarım gidiyor, albaylar gidiyor. Ve orada toplantı öncesi bir ahududu likörü dağıtılıyor. Ama herkes uyarılıyor. Bu likör çok keskindir. Sakın bir küçük bir kadehten fazla içmeyin. Bu adamı çarpar deniliyor ama Nijerli Okulevulu isminde bir albay bundan birkaç kadeh atıyor. Daha sonra da toplantı var. Toplantıya gidiyor ama Nijerli albay biraz kafayı bulmuş durumda. NSA başkanı kürsüye çıktığı zaman Okulevulu elini kaldırıyor. Tabii adetten değil. 1, 2, 3, 4. NSA başkanı da ne var diyor. Konuş. Benim ülkemde ne işiniz var diyor. Tabii duymamazlıktan geliyor. 1, 2, 3. NSA başkanı diyor ki siz kendinizi yönetemiyorsunuz. Onun için biz sizin ülkenizdeyiz. Ve Okulevulu Hristiyan. Sen onu diyor Müslümanlara anlat. Ben Hristiyanım diyor. Sizin benim ülkemde olmanızın sebebi hayalet uçaklarınızın uçması için ilgili madenlerin bizde bulunması ve elmaslardır diyor. Siz işgale geldiniz diyor vesaire vesaire. Bunu derdest ediyorlar. Çıkarıyorlar dışarıya. Ertesi gün bu milli kıyafetleri giyerek geziyor ve ondan sonraki günde kayboluyor. Yok ediyorlar. O adam yok. Yani işte Batı Afrika ilişkileri budur. Bunun şahitleri var bizim askeriyeden, istihbarattan. Bunlar anlattılar. O dönemde ben bunları da yazdım. Yani işin özeti işte Okulevulu'dur. Evet. Yani içmelerine gerek yok şimdi. Sayın Erdoğan gidiyor. Rahat olabilir. İhamı siyamı var artık. Evet. Cesaret için içmelerine gerek yok. Şimdi dolayısıyla bunlarla... Yani Batı'nın bakışı budur işte. Bunlarla hiç gündeminizde yok. Bakın biz bunları defalarca konuşuyoruz. Uzun uzadıya konuşuyoruz. Sıra dışı izleyicileri gerek stratejide gerek en sıra dışında bilirler. Hiçbirinin gündeminde böyle bir şey yok. Hiçbirinin. Aç televizyonlarını izle, böyle bir dünya yok. Dünyadan bir haberler. Afrika'da ne oluyor? Asya'da ne oluyor? Asya Pasifik. Dünyada ne oluyor? Bak dünyada ne oluyor? Ya dünyada ne oluyor? Bir şey oluyor. Konuşmuyorlar. Yok zannediyorlar. Dünya yeniden şekilleniyor. Farkında değiller. Haberleri yok. Bir Erdoğan'ı dolamışlar dinle. İşte geçen hafta sen burada mıydın? Ben buradaydım, sen yoktun. Yok. Bu manda yoğurdu meselesi. Ya var. Onu ruh hastası bunlar. Sorduk, kafayı yemişler. Biz sorduk Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ayıp etmişsiniz sorduysanız da yani. Hayır. Manda yoğurdu yiyor. Şöyle bir şey. Yani hani orada ben doğrudan cümlesini de okuyayım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı şu anda biz bir dakika dur. Orası önemli. Şu manda aynı cümlesini. Bence manda yoğurdu önemli konu bu arada. Önemli. O da ya arkadaşlar, konu Cumhurbaşkanı dünyayı görmeyi Sayın Cumhurbaşkanı bakın, ben de Türkiye, şimşek çaktı. Türkiye İstanbul'dan ibaret sahurdan değil ki. Manda yoğurdu, hurma, biraz bal ama ben biraz farklılık yapacağım. Size de tavsiye ederim. Çörek otu da bir parça. Ki, dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı ya bir ben Tokat'ta kimlerle konuşuyorum? Bal üreticisiyle konuşuyor. Ziraatla uğraşanlarla. Tamam mı? Konuşuyor. Ve diyor ki hani İstanbul'dan ibaret değil de onlar İstanbul'dan ibaret sanıyorlar bazıları. Ya yulaftan bahsediyor. Yoğurttan, manda yoğurduna bahsediyor. Bunlar Anadolu'da her evde yapılan şeyler. Hala insanlar kendileri Anadolu'da yapıyor. Anadolu'da mı? Bak ben söyleyeyim. Pirinççiköy şurada. Hasan Öztürk, Pirinççiköy'ü bilir misin Pirinççiköy'ü? Biliyorum. Arnavutköy tarafında. Biliyorum. Manda yoğurdu Pirinççiköy'e için giderim. Tavsiye ederiz. Tanırlar beni. Pirinççiköy'e giderim. Hayır, ben alıyorum diyor. Bak şimdi orada, çok önemli bir şey. Orada manda sütü satarlar. Bu fiyatlar bir anda uçunca değişti, 15 lira oldu. Daha ucuzdu. Ama bir anda bu şey oldu. 15 lira. Bir kilo manda sütü 15 lira. Alırım 3-4 kilo. Evde tarif de vereyim bak. Manda sütünü aldın Hasan Öztürk. Kaynattın, bekle soğusun.
Bir daha kaynat. Bekle soğusun. Bir daha kaynat. Ben o kadar sabırlı bekle miyim? Bekle soğusun. Bilmiyorum. Ama ne olacak? Üstünde şu kadar o meşhur afyon kaymağı vardır ya. Hı hı. O kaymak oluşacak. O nedir biliyor musunuz? Çok yüksek kasein içerir. Evet. Çünkü manda sütü inek sütüne nazaran kıyaslandığında çok, çok yüksek yağlıdır. Yağ oranına sahiptir. Ama o yağ iyi yağdır. İyi yağdır. Kasein dedikleri maddeyi içerir aynı zamanda. Bir de peynir altı suyu denen bir şey evet. var. O protein içeren şey. O da manda yağında çok zengin. Manda yani manda davarı. Biz hani hepsine genel olarak davar diyoruz. Bazı küçük başlı davar denir. Af buyurun ama biz de hepsine birden davar denir. Gütmesi zor bir hayvandır. Çok zorlu bir hayvandır. Fakat çok randımanlı bir hayvandır. Onun için dünyadaki manda nüfusunun %97'si Asya'dadır. Yoksul ülkelerdedir. Manda nüfusunu artırabilirseniz, manda sütünü ucuzlatabilirseniz inşallah yani keşke tarım programlarımız onları da alsa. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bravo, bir işaret ediyor aslında. Bak ne güzel bir şey söylüyor. Güzel bir şey söylüyor. Yani bakın gıda problemi önümüzde bunları konuşuyoruz. Yani bu bir moral vermektir aynı zamanda. Dert etmeyin. Yani Türkiye'de bunların hepsi üretiliyor. İşte Kastamonu'da o var, Çankırı'da bu var, efendim Malatya'da bu var, Ankara'da bu var. Bunlar bir araya geldiğinde sizin de karnınız doyar, sülalenizin de karnı doyar, ordunuzun da karnı doyar yani. Onu söylüyor aslında. Cumhurbaşkanı'nın cümlesini okuyayım mı? Gafar yakınca manda yalnız çamura yatar. onun için zor da vardır. Yani zor dememin sebebi af buyurun. Zorlu bu, oradan geliyor. Yani çamur meselesi. Şimdi Turgay Güler ben iş edindim. Ankara Gimat'ta bunların fiyatlarını araştırdım. Manda yoğurdunun kilosu öyle çok fazla değil. 39,5 lira ama herhalde bu tartışmadan sonra artmıştır. Hepsini baktım. Ve bu o karıştırmanın kaça geldiğini hesap ettim. 18 lira ile 22 lira arasında ne kadar kattığınıza bağlı. Ya bunlar kafayı yemiş Emin Pazarcı. Hesabı biz, şöyle yapıyorlar. Biz Cumhurbaşkanı'na her akşam 1 kilo yoğurdun içine 1 kilo hurma, 1 kilo yulaf ezmesi, 1 kilo bal koyup yediğini... Hayır. Ya bu ayıp bunu yani. Bunu konuşmak bu bir çirkin. Ayıp ama konuşturuyorlar. Evet. Ben ayıp. Cumhurbaşkanı'nın sözünü okuyayım. Ya 20 liraya Cumhurbaşkanı'na çok görüyoruz biz ya. Evet. Bir paket sigara parası değil biliyor musunuz? Evet. Sanki dedi Türkiye... Sağlığa zararlıdır. kullanan arkadaşlarımızın hemen sağlığa bırakmasını zararlı, istiyoruz. Tamam ama parası değil. Bir kadeh rakı parası değil. O onun birkaç katı. Onu içip İçki ondan sonra manda yoğurduna laf diyorlar. İçki sağlığa zararlıdır. Alkol sağlığa zararlıdır. Çamura yatmak işte bu. Alkol sağlığa zarardır. Tabii, sanki Türkiye manda fakiri bir ülke dedi Cumhurbaşkanı. He. Ve de dedi ki şimdi bakın burası önemli. Benim söylediğim ne? Bir çay kaşığı kestane balından bahsediyorum. Bir şeyden daha bahsediyorum. Yulaf diyorum. Anadolu'da yulafın olmadığı çiftçimiz mi var? Hepsinin evinde var. Bunu da orada karşımdaki çiftçilerle konuşurken söylüyorum. Çiftçilerin hepsinde tabii bir mutluluk var o anda. Niye? Çünkü onun sofrasındakini paylaşıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı baktığı yer... 10 liraya düştü. Bir çay kaşığıysa kestane balı... Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı. Nasıl olacak? Söylüyor. Sözü de var. Sattı kaşığı yani, yapmıştım. Bu öyle ve bu karışım veya işte efendim ne diyorsunuz tarif üzerinden günlerdir tepinmeye çalışıyorlar. Sorun ne? Sorun ne? Öylesine köşeye sıkışmışlık var ki, bak öylesine bir köşeye sıkışmışlık var ki, bunların ağababaları bunlara söz vermişti. Bunların ağababaları şöyle demişti. Türkiye'deki muhalif dostlarımızla el ele tutuşup Erdoğan'ı devireceğiz demişti. Ama bunu diyenler koşa koşa Erdoğan'a geldiler. Tamam mı? Lan böyle mi anlaşmıştık? Ne oluyor falan filan deyip dikkat dağıtmak için. Valla Sayın Cumhurbaşkanı yarım domuz yiyorum. Burada da paylaşıyorum deseydi bu kadar tepki göstermezdi. Tepki görmezdi. Yani bir de onu da söyleyelim. Mandacılık. Yani. Bu? Mandacılık. Zaten Gaffar yakınca mesele bu. Mandacılık. Erdoğan çamura yatmış yaşayışına manda. Çamura yatmış mandacılık. Evet çamura da yatmış mandacılık. Emin Bey çamur dedi ya çamura yatmış. Şimdi o ara şunu söyleyeyim. İstanbullulara söyleyeyim. Gidin Pirinççi köye şurada. Pirinççi köy. Ya Sinekli köy müydü? Yine o bu tarafta. O Tekirdağ tarafta. Tabii. Tekirdağ tarafı. Ya Çatalca, her taraf manda ya. Evet. Şimdi buralar bayağı bir ben Pirinççi köy geçen haftaki konuğumuz Sayın Bülent Akarcalı da oradan alıyormuş söyledi yani. Öyle o da, mi? Tabii o da oradan alıyor. Pirinççi köyden mi alıyor? Evet o da Pirinççi köy dedi söyledi. Şimdi
Yemin ediyorum Pirinçiköy'de falan hiç tanıdığım manadığım yok. Bak yemin ederek söylüyorum. Şimdi birisi çıkar der ki ne o Pirinçiköy'e? Ben oraya gidiyorum. Oradaki insanlar da biliyor. Tamam. Siz de Çatalca'ya, Silivri'nin köylerine gidin. İstediğiniz yere gidin ama ben bildik bir adres olduğu için orayı söylüyorum. Pirinçiköy'e gidin. O ve devamındaki köylerde oralarda hatta bizim Şükran Hanım'ın oturduğu yer Şekerköy müydü? Eski havalan yeni havalanın o tarafta. Şimdi geldi, oralarda her taraf manda değil mi? Manda sütü yahut inek sütü. Ha, güzel. Ama hani sağlıyor ve satılıyor. Katkı yok, o yok, bu yok, hiçbir şey yok yani. Öyle hidesi urdası yok, suyu yok, bilmem nesi yok. Düzgün esnaf. Oradan alsınlar. Bütün esnaflarımız düzgündür, bütün esnaflarımız düzgündür. İstisnaları üzerinden söyledim, evet. Bravo. Hele ki yazın. Oradaki tarlalar var. Yeşil soğan, marul, kıvırcık, bilmem ne vesaire falan, ıspanak ne diyorsan. Onları da alırsınız. Köy yumurtası, yumurta vesaire onları da alırsınız. Ama fiyatı da ucuz. İyi söylüyorsun da manda yuva yapmış Söğüt dalına yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Adamlar o durumdalar şu anda. Önemli değil. Ya biz hayata dair de konuşalım. Amanını yandı mı da eklemek lazım. Amanını yandı. Allah rahmet eylesin. Zehra Bilir'i analım. Evet. Şimdi, ama müthiş. Biraz da böyle konuşalım ya. Harbiden biraz da böyle konuşalım. Kafa yemiş bunlar. Şimdi tamam orayı geçtim. Bir dakika lütfen. Şimdi tekrar edeyim lütfen. Bakın yani herhangi bir insanın ben şunu yiyorum bununla besleniyorum demesiyle Cumhurbaşkanı'nın demesi arasında fark vardır. Evet. İzleyeceğimiz bunu lütfen dikkat etsinler. Hasan Öztürk onu açıkladı. Evet. Yani bir Cumhurbaşkanı ben şununla şununla besleniyorum diyorsa ve sağlıklı halkın sağlığına faydalı ve yerli ürünlerden bahsediyorsa bu bir işarettir. Ya bir gazetecinin, bir analistin o işareti alması gerekir. Yani yoğurt, bu ona. Şimdi Emin Pazarcı'yı bilir. Bu kısım önemli yani. Belki siz de bilirsiniz. Ben yıllarca da takip ettim yani muhabirliklerimde merhum Demirel'i. Demirel'in bilmem ne kazasında peynirini gönderen kişi vardı. Değil mi Emin Pazarcı? Ha, çok güzel ya. Tereyağı bilmem nereden gelirdi. Günlük sokakta şöyle... Turgay Güler Güneş Sokak'ta biz karşı karşıyaydık Tercüman gazetesinde. Hı hı. Biz sabahın erken saatlerinden itibaren insanları izlerdik. Kimi tavuğu alırdı ters çevirmiş böyle bacaklarına tutmuş gelirdi. Kimi bir bakraç yoğurtla gelirdi. Kimi yumurta getirirdi. Demirel'in de arkada kümesi vardı zaten o tavukları da kümese koyardı. Biz de sorardık ne oluyor ne geldi diye kabak getirenler vardı filan. Halkımız bizi bekliyor kardeşim derdi. Ve gerçekten de Türkiye'nin her tarafından yağardı. Demirel'in de özelliği şuydu. Hiç burun kıvırmaz. Hepsine çok teşekkür eder. Onları alırdı. Yani o insanları mutlu etmek için elinden geleni yapardı. Zaten Demirel de halk adamıydı. Ben ablasının evine gitmiştim. Afife'ydi zannediyorum. İslamköy'de. Yani tamamen bir köy evi. Yerde alt tarafı zemin de topraktı. Toprak evde yaşayan bir ailesi vardı. Yani bizim halkımızı Demirel mutlu ederdi. Bu tür şeylerle de sürekli övünürdü yani gelen şeylerle. Ama şimdi bakıyoruz bunları bir nedir o eksiklik, bir naksa gibi gören, bunun üzerinden yani istismar siyasetiyle, çirkin siyasetle prim kazanmaya çalışanlar var ama bunlar ters teper. Bakın gerçekten bir Cumhurbaşkanı'nın 10 liralık, 20 liralık karışımına siz laf söylerseniz ama bir günlük karşıya gidiş geliş 12 bin liralık yakıt öderseniz bunlar ters teper. Yani bu vatandaşın da feraseti yüksektir. Bence de. Yani bu mevzu bile olmaz. Şimdi bak İHA diyoruz, SİHA diyoruz, teknoloji diyoruz, Asya diyoruz, Afrika'da diyoruz, oradaki yatırımlarımız diyoruz, burada bilmem ne diyoruz, TOG diyoruz, enerji hatları Türkiye'den geçiyor diyoruz, sondaj gemilerimiz diyoruz, limanlarımız diyoruz, yeni havalimanları diyoruz, köprüler diyoruz, Türkiye bir geçiş güzergahı diyoruz. Önümüzdeki süreçte şu ülkelerle şu anlaşmalar yapılacak, bu yapıldı, bu ülkelerle bu anlaşmalar yapıldı diyoruz. Türkiye işte Avrupa'ya gaz gönderecek diyoruz. Türkiye üretim üssü olacak diyoruz. Falanca ya bugün Cumhurbaşkanı şeyde vardı değil mi? Metinde var mı? Park meselesi var mı? Efendim? Park meselesi var mı? Yok, tamam. Yani otoyollar, şunlar bunlar yapıyoruz. Bir sürü şey. Şimdi hal böyle olurken bir tane biraz magazin yapalım. Bak tarih yaptık, kültür yaptık.
Kardeşim, gıda yaptık. Sen köprüyü görme, bir kaşık bala takıl. Heh. Şimdi tüm bunları yaptık. Biraz da magazin yapalım. Korkuyorum bir şey ne çıkacak diye magazin. Beren Saat. Beren Saat. Allah muhafaza yani. Öyle bakıyorsun dik dik magazin yap. Bizim magazin gibi şeyimiz yok abi. Yok. Beren Saat yapacağız. Tamam bu tam onu yapalım. Hadi verelim. Şimdi bizi anlatıyor. Biz hani dedik ya, ya Batı'da bir şey kalmamış Doğu'da, onu söylüyor. Bir ajans marifeti, tamam mı? Gençlere sesleniyor. Bilmem orada kim varsa onlara sesleniyor ya da bu konuşmanın nereye gideceğini biliyor. Yazmışlar, elindeki cep telefonundan da okuyor. Yahut kendi yazmış olsun. Derdim o değil. Ne tarifi, nereye anlatıyor? Kendi yazamaz. Yazamaz. Bravo. Yazıp vermişler. Bravo. Kendi yazamaz. Bravo. Ne anlatıyor Gaffar Yakıncı? Hangi ülkeyi anlatıyor? Bu nereye anlatıyor? Şimdi karın ağrısı var. Yani kendisi yazar yazmaz kısmı. Evet yani kendisinin belli ki bu yazılmış bir metin. Hayır, buyur yani. Gelsin. Bir mesaj. Buyur gelsin biz de tartışsın bak. Buyur gelsin Beren Hanım. Burada fikirlerini özgürce bizimle tartışsın. Elinde cep telefonu fikir olmadan. De, efendim, fikir de belli, zikir de belli. Şimdi bir defa sondan geriye doğru başlayalım yani. Başörtüsü, müsilaj falan. Sen hangi çağda yaşıyorsun, hangi dünyada yaşıyorsun? Yani müsilaj dediğin şey bir pisliktir, bir problemdir ve bir çevre problemidir. Biz müsilajla Sayın Ekrem İmamoğlu zamanında tanıştık. Yani sahneye smokinle çıkıp eşiyle beraber şov yapan, heykel diken bir adam var. O müsilajı bize... Sen de müsilajı Ekrem Başkan şimdi, sayesinde tanıdın. Öyle tanıdın yani. Ondan önce müsilaj yoktu. Hayatımızda yoktu. Ondan önce müsilaj yoktu. Şimdi sen tuttun bir de bu müsilajı başörtüsüyle şey yaptın. Denkleştirdin. Ona yani hakaret ediyorsun. Aklın sıra hakarette bulunuyorsun yani. İşte bu çağ dışı bir bakış. Bu gericilik. Bakın bu gericiliktir. Açık söylüyorum. Bu gericiliktir. Yani insanların kılıkları, kıyafetleriyle insanı değerlendirmek gericiliktir. İnsanları inançlarıyla değerlendirmek de gericiliktir. İkisi de gericiliktir. Bunu yapamazsınız. Hele böyle bir de alkışlarla salonlarda, sahnelerde gençlere karşı yapıyorsanız maksatlısınızdır. Ama aslında burada benim anladığım kadarıyla bu toplantı iklimle ilgili bir toplantı. Bakın bu iklim konusu, bu ekoloji vesaire konusu Batı'nın oltalarından biri. Bravo. İyi bir olta. Bravo. Çalışan bir olta. Her yerde defaatle söyleyip altını çiziyoruz ve maalesef biz iktidarda olan bazı siyasetçilere bile anlatamıyoruz. Anladım. Bazı medyada 4000 motor, 5000 motor kullanan Amerikalılar. Şimdi geleceğim daha bak 4-5000 motora gelene kadar süper yatlar, lüks yatlar, özel jetler daha beteri. 300 yıllık sanayileşme ve kalkınma serüveni. Efendim bunların hepsi dünyanın anası ağlamış. Af buyurun yani. Artık yani kaba tabir oldu ama anası ağlamış dünyanın gerçekten. Ağlıyor dünya. Tam burada Mustafa Kutlu abiye bir selam gönder. Evet Mustafa. Tam yani çünkü evet. Bu günlerde yani yazıyor evet. Tekrar. Evet, evet evet okuyoruz takip ediyoruz evet. Zaten. Selam olsun Sayın Mustafa Kutlu'ya. Şimdi bu halde dünya bir de çıkıp diyorsunuz ki utanmadan insanlık dünyayı bu hale getirdi. Ya ne insanlığı siz getirdiniz. Sen getirdin evet. Siz getirdiniz bizim orada bir payımız yok biz yapmadık ya. Demin anlattınız yani bizim kolumuzu bacağımızı kestiniz. Yani Türk gene kuvvetli, güçlü, kuvvetli mesela olduğu için... Beren birazcık... Hanım'a getir, ozon tabakasını denen şimdi, şeyi de söyle de temelli şimdi olsun. Şimdi yani bu şey, bu işin arkasındaki teçhizat, bir defa sizin süper yatlarınız, jetleriniz, makyaj endüstriniz, güzellik şeyleriniz, endüstriniz, film endüstriniz, bilmem neniz, bütün mü? Bunlar olmasın demiyorum ama bunlar şuursuzca yaptığınız bu hareketler, bugün sadece çevreyi, dünyayı değil, hayvanları yok ediyorsunuz ya. Sıktığınız parfümlerin testi tavşanlar üstünde yapılıyor hanımefendi. Haberiniz var mı? Şuursuzca konuşuyorsunuz. Kafayı başörtüsüne takmışsınız. Yani her gün cinayet işleyen bir medeniyeti, sözde medeniyeti temsil etmek adına kendi insanınızı bir de aşağılıyorsunuz. Söyledi neymiş efendim? Böyle üniversiteler yok olmuşmuş. Üniversite eğitim kalitesi düşmüş. Teknoloji. Çocuklar aç gidiyorlarmış. Şimdi elinizde ne istatistik var? Siz Batı'daki üniversitelerin durumunu biliyor musunuz? Cambridge parayla diploma dağıtıyor. Cambridge parayla diploma dağıtıyor. Harvard uzaktan eğitimle diploma dağıtıyor. Türkiye'de şu anda Harvard diploması olan insanlar var. Hayatında Amerika'yı görmemiş. Harvard diplomasını almış. Aldım diplomamı diyor. Sosyolog oldum diyor. Sadece sosyolog olmakla da kalmıyor. Mesela toplumsal cinsiyet araştırmaları ıvır zıvır bilmem ne diye de fonlu gazetelerde yazı yazıyor.
Haberiniz var mı? Hangi üniversite kalitesinden bahsediyorsunuz? Dünyayı görmeyeceksiniz. Gelip Türkiye'de konuşacaksınız. Türkiye teknolojide şimdi sınıfta kalmış. Daha önemlisi karın ağrısı şu bakın. Ya teknolojide işte yani teknolojide bu ülkenin teknolojide sınıfta kaldığını söylemek için gerçekten aklınızı peynir ekmekle yemeniz lazım. Kızıl ama elma asıl, uçak söyleyeyim. Asıl nokta oysa 20 sene önce 30 sene önce bu ülke cep telefonu üretiyordu. Sanki değil evet. Mi? Yani uzaya uydu gönderiyordu. Uzaya uçak uydu gönderiyordu. Uçak üretiyordu. Bakın en önemli konu şu. En önemli nokta şu. O hanımefendi konuşurken söyledi. Yani ben konuşsun modusun dedin de ben böyle bir insanı kendime muhatap kabul etmem açık söyleyeyim yani. Ben böyle bir hanımefendiye ben sırtımı dönerim. Yanındaki kim onu da tanımıyorum ona da sırtımı dönerim yani. Hiç Türk insanı da ciddiye almaz almasın. Eşi. Bilmiyorum kim Kenan olduğunu o. Yani. Ben, doğrudur efendim. Ben yani bilmiyorum ama Türk insanı da ciddiye bilirim. Almasın. Birazdan konuşursak tamam. Bunların vereceğim, bunlara, vereceğim söz vereceğim. Bunlara dönsün sırtını Türk insanı yani. Bunlar marjinal tipler. Ve açık karın ağrısını söylüyor bakın. Karın ağrısı şu. Biz böyle dediğimizde Batı'ya baktık şimdi doğuya bakalım deniyormuş. Demin konuştuğumuz konu. Köprü deniyormuş, yol deniyormuş, bilmem ne yapıldı deniyormuş. Yahu şimdi birincisi bakın. Şundan gerçekten artık ben utanıyorum ya. Hani o konuşmada yani, ne ara köprüye yola geldin sen? Bu memlekette çok maksatlı belli. Bu memlekette bazı arkadaşlarımıza, bazı insanlara, bazı yurttaşlarımıza köprünün iyi bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ya. Elin saf ya. Yani köprü diyor. Ünlüdür. Hak sahibinin ağrısı. Türkiye'si belirli bir görevi niyeti Türkiye'nin ufkunu hedef alıyor. Yani belli ki cümle kurmaktan aciz bir insan eline tutuşturulan bir notu okuyor. Oradan siz de şu sonuca varacaksınız. Bakın nereye varacaksınız biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan diye bir diktatör var. Yeşile düşman, doğaya düşman, kadına düşman, kadına düşman, gence düşman, teknolojiye düşman. Ya arkadaş yarım aklınızla bunlara kalkışmayın. Batılılar hiç değilse bunu düzgün yapıyor. The Economist'i, Financial Times'ı falan alıyoruz. Adamlar en azından okuyoruz. Diyoruz ki ya Allah düşmanın da hayırlısını versin. Şimdi şu konuşana bakar mısınız Allah aşkına? Ne dediğinden kendisinin de haberi yok. Hanımefendi gerçekten tanımıyorum. Bakın. Enteresan. Yeminle söylüyorum. Hangi endüstride çalışıyor biliyorsunuz? Dizi sektöründe çalışıyor ve Türkiye dünyada bir numara dizide. Şimdi bugün ihracatında. Yani Emin Bey'e şimdi bırakayım ben sözü. O bir tweet atmıştı. Şükür, tweet atmıştı. Hasan herhalde Öztürk, o ekmek parasıyla ilgili. Bam terine dokundu. Evet, evet ekmek yani parası bu. Doğru. Evet, ha işte bu. Evet. Birazdan izin verirseniz. Şimdi sen bakın. De söz. Ben eline tutuşturmuşlar dedim. Çünkü telaffuza bakın. Türkçeyi bir kere doğru kullanamıyor. O yazılanı bile doğru okuyamıyor ya da eline düzgün vermemişler. Bir kere telaffuz konusunda, Türkçe konusunda bir facia. Zaten fikir bir bütünlüğü yok. Ben Kenan'ı, yanındaki eşinin çocukluğunu bilirim. Bir kere çocukluğunda son derece ürkek bir tip de evinden dışarıya çıkamaz. Kafayı uzatır. İnsanlar geldiği zaman filan da içeriye kaçardı. Ne yeşili bilir, ne ağaç bilir. Mahallenin çocukları sağdan soldan işte oradan buradan ağaçlardan kiraz toplarken filan bu dışarıya bile çıkamayan böyle değişik bir tiptir. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Mesele şudur. Beren Saat bunları elbette okuyacak. Eline verilen bunları elbette söyleyecek ki iş kapabilsin. Çünkü bu sektör bunların elinde. Biri yazmış vermiş. Bu ekmek parasıdır. Bunları söyleyecek. Ona da iş verecekler. İşte dizilerde rol kapacak. Bir takım yerlerde iş kapacak eşi. Sahne alacak. Meselenin özü budur. Çok uzatmaya gerek yok. Maalesef son derece çirkin bir durumla karşı karşıyayız. Sanatlar için bir şey demiyorum. Bakın o konuda bir değerlendirme yapma durumunda değilim. Sanat ve sanatçıdan iyi kötü anlarım. Benim ailemin çevresi de sanatçıdır ama ona hiçbir şey demiyorum ama bu gerçekten çok çirkin bir istismar siyaseti. Başka hiçbir şey değil. Eline tutuşturmuşlar, vermişler, kirletiyor ve karşılığında alacak ekmek parasıdır bu. Bu arada bir noktayı atladık. Şimdi bir mesajla geldiği için ben onu hatırlatıldı yani onu söyleyeyim. Şimdi burası Ankara Ticaret Odası. Bu organizasyon ATO'da yapılıyor. İklim Değişikliği Konferansı. Bizim elektrikli otomobiliz, TOK falan teknoloji ürünlerimiz sergileniyor. Ve bakın bunların sergilendiği bir yerde konuşuyor hanımefendi. Dün oradaydım evet. Ama bence dün şuna orada, bakmak muhteşem, lazım. Muhteşem bir bu, yer. Şimdi bakın evet, öyle bir ortamda. Evet, çok önemli. Bu hanımefendiyi kim seçti oraya sunucu evet. diye koydu. Bu metni kim yazıp eline verdi, bunu okuttu. Bunu sorgulamamız lazım. Ankara Ticaret Odası çok ayıp bir iş yapmış. Ben açık söyleyeyim. Ayıp bir iş yapmış. Çıkıp özür dilemeleri gerekir. Yani sen orada hem Türkiye'nin teknoloji harikalarını sergileyeceksin
hem de hakaret edeceksin onu yapan mühendise, onu yapan işçiye, Baran emekçiye, Bey'in onu yapan iradeye. Çok yanlış bir şey. İyi niyetli olduğunu düşünüyorum ben. Vallahi iyi niyetli yani gibi değil Emin Bey. Yani öyle bir metin, iyi niyetli bir metin değil. Siyasi metin. İçinde yani. Olduğunu sanmıyorum. Evet, siyasi metin tabii. Yani ben tanımıyorum ama verdi. iyi niyet şöyle bir açıklamayı zaruri kılar. Yahu işte, tabii, şunların yani evet, sergilendiği, TOG'un yapıp bu işlerin olduğu bir çatının altında bunları söylemek tüm ticaret tabii. odasının üyelerine, bu uğurda onları emek harcayanlara hakarettir cümlesi ondan sadır olursa ya hepimize hakaret. Ben, Turgay Güler, eyvallah, Türk milletine hakaret. Eyvallah. Ama özelde ki onu da hedef aldığı için bu cümle ondan sadır olursa iyi niyetini de görme fırsatı buluruz. Bence kurum da bir açıklama yapalı. Ben açık söylüyorum. Vallahi gazetede yazılacak konu. Ben yani. Kendisini ararım. Eyvallah. Kurum evet, da açıklama ya, yapmalı. Ya attık yani. Zaten bunun tweetlerini. Neye göre seçiyorlar? Nasıl konuşturuyorlar? Ben dün Ankara Ticaret Odası'ndaydım. Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran Bey'le bir toplantıya katıldık. İkimiz de orada konuşmalar yaptık. Yani son derece güzel bir şey. Doğru, TOG'u gördük. Orada muhteşem ürünleri gördük ama iş bu seviyeye iniyorsa bu rezalettir, bu kepazeliktir. Şimdi Hasan Öztürk'e bu konuyla ilgili zor soruyu soracağım. Ben Gaffar Bey'den rol çalarak sırtımı dönmek istiyorum bu halime. Ona dön ama benim soruma cevap ver. Peki. Şimdi bakın, hiç böyle biz hep pozitif negatif gündem üzerinden konuştuğumuz için, bunu da başardıkları için, bize yaptırdıkları için pozitif gündemi görmüyoruz. Az görüyoruz. Yahut alıştık. Tamam mı? Ya bize sıradan geliyor birçok projenin hayata geçmesi vesaire. Ekran başında bizi izleyenler bu şimdi söyleyeceklerime lütfen ne olur çok dikkat etsinler. Hatta gerekiyorsa not alsınlar. Şimdi biz 2022 yılındayız. 2022 yılının Türkiye'sinde biz neden bahsediyoruz, nelerden bahsediyoruz? Şuraya yapılan devasa, dünyanın en büyük köprüsünden bahsediyoruz. Ama insanlar diyorlar ki ya o köprüden insan geçecek o kadar... Hayır, o bir uluslararası ticaret ağının bir parçası. Tamam. Öbür tarafa havalimanı yapıyorsun. Bir başka yere, oraya, şuraya, her yere havalimanı yapıyorsun. Diyor ki ya işte orada havalimanı var, buraya ne gerek var? Hayır, Türkiye'yi üretim üstüne çevireceksen, Tokat'a bir fabrika kurulacaksa, o fabrikayı Turgay. Kuracak kişi orada bir havalimanı millet olup olmadığına bakıyor. Başka, siz savunma sanayi dünyanın en önemli birinci maddesi. Eğer savunma sanayiniz yoksa, yerli bir savunma sanayiniz yoksa haliniz perişandır. Bir de ölçek ekonomisi. Baktığın zaman savunma sanayi önden gider. Evet. Savunma sanayinde ürettiklerini normal insanların kullanımında, yani sivillere de verirsin. Peki, hep böyle gelişir o işte. Biz bunu üretiyor muyuz? Çekirdek sanayi. Biz bunu üretiyor muyuz? Üretiyoruz. İHA SİHA dediğiniz şey yapay zekadır. Yapay zeka. Siz sanayi şeyini kaçırmışsınız, devrimini. Iskalamışsınız. Şartlarınız müsait olmamış. Teknoloji devrimini de ıskalamışsınız. Ama gelmişsiniz dijitalleşmeye, yapay zekaya, yazılım dünyasına gelmişsiniz. Siz bunu yakalamışsınız, öncü olmuşsunuz. Yani dünya sizden bahsediyor. Türkiye'de her gün, bakın, hiçbir şey bilmiyorsanız alın şu bilim dergilerini, şunlara bunlara bakın. Türkiye'de her gün yazılım şirketleri, yeni yeni yazılım şirketleri kuruluyor. Bir de yazılım şirketi. Bu konuda çok iyi bir ihracatımız da var. Yani oyun sektörü dahil olmak kaydıyla. Dahil. Şimdi Türkiye'de yazılım şirketleri kuruluyor ne demek biliyor musunuz? Yazılım şirketleri. Siz aynı zamanda kurduğunuz bu yazılım şirketleri üzerinden dünyaya da yazılım ihraç ediyorsunuz. Yazılım. Oturuyorlar, yazıyorlar milyon satır ve bunu ihraç ediyorsunuz. Yani siz diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İSKİ'de misal abonelikle ilgili dijital bir şey yapacaksınız, dijitalleşeceksiniz. Fatura takibi. Bunu senin şirketin yazıyor. Özbekistan diyor ki ya bizim de diyor bu su şirketimize sizdeki gibi bir yazılım lazım denildiğinde Türkiye'den geliyor, yazılımı satın alıyor. Bak bunlar Türkiye'de oluyor. Teknofest var. Teknofest gençliği var. Bu abartı değil.
Binlerce mühendis var orada. Bayraktar'da var, öbüründe var, Berik'inde var. Bir sürü şirket var. Siz yerli otomobil üretmeye kalkmışsınız. Ve az kalmış. Şurada 9 ay sonra göreceğiz. Bunu göreceğiz artık. Ve onu da dünyanın yeni teknolojisiyle yapıyorsunuz. Yani pille çalışan, elektrikle çalışan bir otomobil yapıyorsunuz. Daha ilerisini söyleyeyim, ekran başındakiler bilsin. Hani Almanya'nın o deve dişi gibi Marka. Otomobil fabrikaları şu anda çaresizler. Niye çaresizler? Bu fabrikalar üretim şeklini değiştirmek zorundalar. Yani benzinli dizel motorlardan elektrikli motora geçmek zorundalar. Bu fabrikalarda çalışan binlerce, on binlerce insan var. Bu başka bir teknoloji. Buraya geçtiğin andan itibaren burası çökecek. Bu kadar insan işsiz kalacak. Bu bir sıkıntı. Yetmedi. Burayı bırakıp yeni yatırım ve yeni bantlar kurmak zorundasınız. Yeni otomobiller için. Bu ikinci bir sıkıntı. Ama Türkiye kendi bandını, kendi sistemini, kendi beşeri sermayesini oluşturmuş. Bir avantaj. Bunlar da yapılıyor. Türkiye 20 yıldır en ağır altyapı sorunlarıyla karşı karşıya kalmış 20 yıl önce. 20 yılda bu altyapı sorunlarını çözmüş. Limanlarını, yollarını, köprülerini, barajlarını, elektrik santrallerini, HES'leri, doğalgaz santralini, nükleer santralini ve hatta nükleer santralini yapmış. Türkiye kendi topraklarında, kara ve deniz sularında doğalgazını, petrolünü bulmuş, onu çıkarmaya çalışıyor. Türkiye enerjinin dağıtım merkezine çevirmiş kendisini. Tüm enerji hatları üzerinden geçiyor. Tüm bunların olduğu bir Türkiye'de, tüm bunların yaşandığı bir Türkiye'de Afrika'yla, Asya'yla yeni yeni iş ortaklıkları yaptığımız bir dönemde Beren Saat hanımefendi çıkıyor ve bir şey anlatıyor. Benim merak ettiğim ben ne güzel soruyu unuttum sandım. Ya, yani rahatlamıştım. Benim ama merak ettiğim şu. Beren Saat'in ve zihniyetinin arzu ettiği Türkiye nasıl bir Türkiye? Beğenmediği Türkiye bu. Yok. Arzu ettiği Türkiye nasıl bir Türkiye Hasan Öztürk? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Bodrum'a, Marmaris'e sadece onlar gidecek. Gitsin karışan mı var? Moda sahilinde sadece onlar oturacak. Otursun karışan mı var? Türkiye'nin elitleri olarak hayatlarını sürdürmeye devam edecekler. Tamam mı? Diğerleri de marab olarak kalacaklar. Onların hayaletleri dünya, böyle bir dünya. Ve Türkiye, böyle bir dünya. Türkiye. Sınıfsal bir mücadele tabii, yani. Biraz öyle. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bugün bu hanımefendinin konuşması, ben notlar aldım. Mesela diyor ki kadın bakanlığı kapatıldı falan filan. Nerede kapatıldı? Yani hangisinin doğru diye bir başlık açacaktım. Gerek yok. Bir tane yine önünde sanatçı yazan bir paylaşım gördüm. Bana diyor izah etsinler. Geçmeyeceğim köprüden para alınmasın, benden para alınmasın meselesi, bana bir izah etsinler. Şimdi bu kafa sorunlu bir kafa. Niye, sen Hakkari Devlet Hastanesi'ne gidiyor musun? İşte dönmüyorsun. Sorunlu bir kafa. Kapatalım Hakkari Devlet Hastanesi'ni. Tabii. Değil. Tabii. Hayır, kafa. Evet. Ben gitmediğime göre gitmediğim hastanesi. Aynen. Yani Turgay Güler, bunlardan bir tanesi de Sabiha Gökçen'in ikinci pisti için uçak inmeye yapılan yere helikopter hayır, dur, yapılan tünelleri daha üstüne pist yapılacağı için açık tünel. Diyor ki birini zengin etmek, bilmiş oradan çekiyor. Birini diyor zengin etmek için buraya diyor bak daha tepeci değil. Beşli çete. Tünel, beşli çete değil buraya mi? Tünel yapmışlar diyen bir zihinle başladı. O beşli çete bak, dedikleri müteahhitlerden birisi CHP'lidir. Babadan, dededen, atadan. Ya, babası CHP milletvekili yapmıştır. Açıklamalarını gördün değil mi? Yani siyasi polemiğe baba konuşuyor. Malzeme olsun istemem diyor. Çok önemli bir şey yaptı. Oğul da diyor ki ya biz ihaleye girdik. Mücadele ettik. Çatır çatır pazarlık yaptık. Baba şunu yaptık. Şunu söyle. Avrasya Tüneli'ni yapmışlar. Evet. Çanakkale Köprüsü'nü yapmışlar. Daha bir sürü şey yapmışlar. İzmir Metrosu'nun ihalesine girmişler. 500 milyon lira daha az fiyat vermişler. Halde. Belediye Başkanımız Tunç Soyer demiş ki siz bu metroyu yapamazsınız. Demiş. Demiş. Sonra, ve 500 milyon daha fazla fiyatla ikinciye vermiş ihaleyi. Ne olmuş peki? Adamcağız da soruyor, diyor ki
Ya bana bir izah edin. Bu niye oldu? Bunu niye? Şimdi... Yani Avrasya tünelini yapmış, Çanakkale köprüsünü yapmış adama da, hem de CHP'li olana, babadan dededen CHP'li olana benim için fark etmez. İşini doğru yaptığı sürece istediği partili olsun. Bu ülkeye bak. Yani o köprüyü yaparak bağırdılar ya orada. İşte onların birisi CHP, o tüneli yaparak bu ülkeye bir katkısı var. CHP'li ömrümde görmedim o adamı, söyleyeyim. Bir araya da gelmedim. Yani ben burada müteahhit falan savunduğum yok. Ama şunu savunuyorum. 500 milyon lira daha ucuz teklif vermiş bir adama sen bu işi yapamazsın diye aşağılayıp Turgay İstanbul'da Mercedes'e dedi ki 7'de otobüslerinin üretici firmasına sen bunların bakımını yapamazsın dedi ya. Mercedes kendi otobüsü üretmiş, markası Mercedes. Mercedes'e diyorlar ki bunun bakımını sen yapamazsın. Kim yapar? Bizim Karabat yapar diyor. Yani çok ve bunlar konuşulmuyor, enteresan. Şimdi ben bir noktaya gideceğim. Bu hanımefendinin de bulunduğu klanın mesela öldü gitti. Son dönemi de biraz da kötüydü ama mesela Levent Kırcak kadar ve hiç olmazsa kıvrak bir zeka bir yönü olsa bu arkadaşların. Yani eleştirirken hiç olmazsa yani bir yerden tutarak yapsan. Şimdi bunlardan çok. Bunlardan biz Kaz Dağları'nı konuşurken bahsettik. Türkiye geçen yıl kavrulurken 112 tane ağaç kesildiğinde neredeydiler ve bu çevre konusunda bu 112 ağacı niye kestiniz de diye bir cümle niye kuramadı? Kuramadılar. Tema Vakfı kurdu çünkü onların yerine. Kanser oldu diye. Dolayısıyla bunlar kendi imtiyazlılıklarını kaybetmek istemiyorlar. Turgay, işin aslı faslı bu kardeşim. Kendi, Hasan Öztürk, ama ilginç olanı da dur bitireyim. Dur müsaade et, lütfen müsaade et. Edeceğim de imtiyazlılar bunlar ya. Onu söyleyeyim. Bir dakika, sen Fatih'te bir apartman dairesinde oturuyorsun. Doğru. Zaten oraya ya bitireyim, müsaade et işte onun için diyorum. Şimdi ama imtiyazlar, ama onların imtiyazlarının bir benzerini de sonradan merkeze gelen, çevreden merkeze gelen insanlar yapmaya başladılar. Mesela Bodrum'da tatile gitmeye başladılar. Tamam mı? Marmaris'e gitmeye başladılar mesela, tamam mı? Atıyorum. İşte efendim bu hanımefendi iyi bir SUV'a biniyorsa bir onun hani peruk diyor ya, başörtüsü peruk. Bir başörtü hanımefendi iyi bir SUV'a binmeye başladı mesela. Tamam mı? Şimdi bunu hazmedemiyorlar. O alanı bırakmak istemiyorlar. Peki başörtüsüne müsilaj derken sağdaki beyefendinin niye hiç gıkı çıkmamış? Bu güzel. Şimdi şu anda çıkan fotoğrafı konuşalım mı? Konuşalım tabii. Şu an bir başka fotoğraf var bakın. Bu başka fotoğraf. Başka. Bir de ödül veriyor ona. Tamam. Asıl konu bu. Asıl ama. Yok bak, ben bitiriyorum. Ben zaten işte sırtımı dönecektim ya. Yok. Dolayısıyla. Şimdi bu Beren Saat'e sırtımızı dönelim. Zaten ama bence Beren Saat olayı işi gölgeliyor. İşin bir sınıfsal tarafı var Hasan Bey'in. İki siyasi tarafı var ve çok önemli. Bakın, bir iklim zirvesi yapmışsınız. O zirvede iklim elçisi seçmişsiniz birisini. İklim elçisi seçilen bu kişinin yaptığı konuşma bütün Türk milletine hakaret içeriyor. Hakaretlerle dolu. O hakaretleri ettiği için de Ankara Belediye Başkanı çıkıp kendisi ödül veriyor. Seni elçi seçtim, al sana ödül diyor. Ödülü kim vermiş? Zirve Yürütme Kurulu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa vermişler. Konuşmanın iklimle bir alakası yok. İklimle ilgisi yok. Arada konuşmada bir cümle geçiyor bu arada. Bu gidişe müdahale edebilecekler de susturuldu. Kimi kastediyor ya o metin? O müdahale edebilecekler kim? 15 Temmuz'da Ankara'yı bombalayanlar mı? Kimi kastediyorsunuz? Bravo, çok güzel. Bravo. Kimi kastediyorsunuz kardeşim? Açık bravo. Konuşun. Karnınızdan konuşmayın. Sayın Belediye Başkanı kime ödül verdiğini, hangi konuşmanın arkasında ödül verdiğini iyi tartsın. Daha geçen yaz ben mi yaktım ormanları bu ülkede? Bu bir. İki. Fotoğrafı koyun artık. PKK'lılar ormanları yakarken bu hanımefendi neredeydi? PKK'lılar bu ülkenin ormanlarını cayır cayır yakarken, ateşin çocukları diye övünürlerken, ateşin bol olan çocuklar. Neredeydi bu hanımefendi? Onun için şimdi Zirve Yürütme Kurulu, içinde Ankara Ticaret Odası da var. Ben kimseyi tanımam, bilmem. Çıksın açıklama yapsınlar. Bence de. Zirve Yürütme Kurulu ve ABB. ABB'nin ne olduğunu görüyoruz işte. Mansur Bey bu şeyi yaptığı için ödül vermiş. Başörtüsüne müsilaj dedi. Ne dedi? Hepsini konuştuk, anlattık yani. Hakaret ediyor resmen. Hakaret ediyor yani. Zirve Yürütme Kurulu denen şeyde ATO vesaire bilmem. Şimdi ben yandaş gazeteciyim değil mi? Öyle diyorlar bize. Sabah akşam yandaş Hasan, yandaş Emin, yandaş Turgay. Biz yandaşız değil mi?
Gelirimiz belli, giderimiz belli, ne iş yaptığımız belli. Kaç para verdiniz bu hanıma orada sunuculuk yapsın diye kocasıyla beraber? Hadi, evet. Hadi açıklayın bakalım. Bize evet. Küfür etsin diye kaç para verdiniz? Böyle taltif etmenizin sebebi ne? Bunun siyasi sonucu olmalı. Şimdi, konu Beren şimdi Saat konusu değil. Var. Beren mesele Saat, paraya, Kenan Doğulu konusu değil. Siyasi bir konu var. Bakın, şimdi bir konuya itirazım var. Bunlar imtiyazları kaybetmek istemiyorlar diyorsunuz. Ben tanıyorum ki eşini Kenan Doğulu'yu. İmtiyazlı bir kesim falan değil. Sadece ve sadece başkalarına imrenen bir kesim. Kültür, değer olmadığı için de her türlü kullanıma açıklar bunlar. Şöyle baktığımız zaman ben ondan çok daha iyi bir aileden geliyorum, öyle düşünüyorum. Yani yok, normal, bir dakika bu söz yanlış anlaşılır. İyi bir aile öyle Emin Pazar, olarak, Emin Pazar. Gelir olarak. Heh. Gelir olarak bravo, bak diyorum. Bravo, gelir bravo. Veya yaşayış iyi aile derken şöyle benim babam validir, dedem askerdir, bilmem nedir, şudur budur. Yani sosyoekonomik. Ben bunlar kadar şımarmıyorum. Çünkü bunların gözleri başka yerde. Bunlar farklı bakıyorlar. Bunlar imtiyazlı kesim değil. İmtiyazlı kesimlere imreniyorlar. Onun için de çok rahat kullanılıyorlar. Yani mesele budur ve bunların da bir kültürel değeri, altyapısı yok. Şimdi bunlar yağmurda, yaş kavgada taş görmemiş insanlar. Halktan uzak insanlar. O açıdan bu tür adımlar atarak, bu tür kullanımlara açık şekilde hareket ederek imtiyaz elde etmeye çalışıyorlar ki elde ettiler. Yani her ikisi de şu anda iyi yerlerde. Yani ben meseleyi böyle değerlendiriyorum. Yani bunlar geçmişten bu yana imtiyazlı kesimler değiller. Eyvallah. Ama şu ama halktan kopuklar. Mansur Yavaş'ın yok. Mansur Yavaş'ın Sayın Mansur Yavaş'ın mesele budur. Bu hakaretlere ödül vermesini de çıkıp izah etmesi lazım. Biz bunu konuşalım ya. Evet. Bunlar önemli değil. Bunlar ayrıcalıklıydı, değildi, geldi. Ankara bunlar Ticaret Odası'nın kim oldukları Ankara Ticaret Odası'nın bu ödülü çıkıp yani bu, izah etmesi lazım. Siz nasıl böyle bir organizasyonu yapıyorsunuz? Ankara'nın göbeğinde, Türkiye'nin başkentinde. Sana hakaret edene ödül veriyorsun. Bu nasıl bir mantık değil mi? Konuşmanın mesela iklimle bir ilgisi yok. İklimle ilgisi yok ve gerçekten merak ediyorum. Yani bu gidişe dur demek, müdahale edebilecek insanlar susturuldu falan, kimi kastediyorsunuz? Kim susturuldu? Açık söylesinler. O metin neyi ifade ediyor? Metni niye öyle yazdınız? Niye öyle okuyorsunuz? Osman Kavala'yı mı kastediyorsunuz? Meclise bomba atan hain pilotu mu kastediyorsunuz? Ormanları yakan PKK'yı mı kastediyorsunuz? Kimi kastediyorsunuz? Dinleyelim yani. Ve arkasından ödül verilmiş. Bu işe dahil olan kurumlar bunun sorumluluğunu taşımak zorundalar. Bence de. Çıkıp açıklama yapsınlar. Susturulmuş olanlar kimler? He. Kim susturulmuş olan kim? Tabii. Kim susturuldu? Siz susmamışsınız, bakın konuşuyorsunuz. Bir sorun yok. Siz demek ki siz değilsiniz. Başka birilerini kastediyorsunuz. İklim aktivistleri değil. Türkiye'nin her yerinde eline kas heykelini alan çıkıyor. İklim eylemi yapıyor. Bir tek İstanbul'da yapmıyor mesela değil mi? Dolmabahçe'de yapmıyor. Yok, burada gerçekten bu işte yani ben şundan bıkkınlık geldi bana. Magazine dönüşüyor. Yok Beren Saat'ti, ıvır zıvırdı. Kim bunlar ya? Bize ne bunlardan? Bunlar önemli insanlar değil. Şimdi Emin Bey dedi ya, yani heveslendikleri için kullanılıyorlar. Yani bu gider öbürü gelir. Çok mühim değil yani. Biz, mesele bu. Tabii biz kurumsallığına bakalım. Arkasındaki siyasi niyetlere bakalım. Oraya bütün bakalım. Bütün mesele o. Bravo. O bravo. Siyasi hesaplara da baktığında yine sınıfsal bir mücadelenin. O mutlaka. Mutlaka. O yani halk denize akın etti. Vatandaş kurumsal denize giremedi. Tabii. Oraya meselesi da çıkar. İstanbul'da yani bir tane park mı yapıldı? İstanbul'da bir tane ağaç mı dikildi? Yahut Ankara'da. Yapıldı mı bir orman Ankara'da? Millet bahçesi yapıldı sadece bildiğim kadarıyla. O, Emin Bey daha iyi bilir. Kim yaptı millet bahçesini? İşte millet bahçesi dışında yapılan bir şey yok yani. Hükümetin. Yani geldiler ağaç mı diktiler? Ağaç kestiler. Geldiler ne yaptılar yani? Bakın Ankara'ya ne yapıldı biliyor musunuz? Bundan yıllar önce AK Parti iktidarında Melih Gökçek döneminde benim evde bir bakıcı vardı. Çocuklara bakan bir kadın. Bir gün Allah cezanı versin Melih Gökçek dedi. Allah Allah dedim, ne oluyor? Melih dedi mahvetti Ankara'yı. Ne yaptı dedim. Dedi ağaç dikti. Göletler yaptı. İklimi değiştirdi. Nem var, benim nomatizmalarım ağrıyor dedi. Yani Ankara'da bunlar oldu. Bak, ondan sonra şu anda ne yapıldı derseniz. Bunlar da romatizması var. Şu anda hiçbir şey yapılmıyor. Bunlar romatizma. Evet yani şu anda hiçbir şey yapılmıyor. O eleştirdiğimiz Melih Gökçek'in yaptıklarıyla işte idare eden bir Mansur Yavaş var. Böyle kirletmelere, kirletenlere ödüller vererek bu işi götürüyor. Ama maalesef yapraklar İstanbul'da Ekrem Bey'i alkışlıyorlar. Burada da bir takım çevreler Mansur Yavaş güzellemeler yapıyorlar. Eyvallah. Şimdi hemen bir başka konuya geçeceğim. Bir başka videom daha var.
Bu video çok önemli. Bakalım bu videoda sizler, kafa yakınca sen sonra konuş. Ben ağzımdan sana kaçırdım ama. Az sonra Halk TV'de dün ya da bu sabah, bugün yayınlanan, bu sabah muhtemelen yayınlanan bir video. Halk TV'de çıkmışlar gazeteciler, bir konu konuşuyorlar. Yavuz Ağaralioğlu meselesini konuşuyorlar. Ver Ömer. Bir daha ver. Doğru, doğru. Bir daha ver. Hasan Öztürk ne diyor? CHP karşı diyor, muhalefet yapıyordu. Pürüz çıkarıyordu. Pürüz çıkartıyordu diyor. Tasfiye ediyor. Tasfiye ediyor diyor. Doğrudan söylüyor. Biz buna şunu da ekleyelim. HDP'ye karşı da yapıyor. İşte CHP'nin HDP aynı şey zaten. Ama tabii böyle mi değil mi o konusu biraz da konuşmaya değer aslında. Şimdi onu konuşuruz. CHP'nin resmi yayın organında CHP yandaşı bir gazeteci tutuyor. Çıkıyor ve diyor ki bu Yavuz Ağaralioğlu var ya diyor. Tasfiye edilmesi. Bu diyor tasfiye edildi. Çünkü diyor CHP'ye karşı diyor. Yani CHP politikalarına karşı, CHP'nin hareketine karşı pürüz çıkarıyordu diyor. Sıkıntı çıkarıyordu diyor. İyi oldu tasfiye. İyi oldu diyor. Meral Akşener de diyor bu pürüz olmasın diye Yavuz Ağaralioğlu'nu tasfiye etti diyor. Şimdi Yavuz Ağaralioğlu'nun ona oy veren insanlar bu görüntüyü izleyince ne diyecek? Ben onu da merak ediyorum yani. Yavuz Ağaralioğlu ne diyecek? Ben muhafazakar, mukaddesatçı diye tanımlanıyor ya. Yani şimdi İyi Parti bir, MHP'yi bölerek geldiler değil mi? Yani biz ülkücüyüz, daha iyi ülkücüyüz iddiasıyla. Hatta daha iyi değil. Onlar ülkücü değil, gerçek ülkücü. Gerçek ülkücü biziz yani. Diye. Gerçek ülkücü biziz. İşte efendim. Mansur Yavaş öyle diyordu. Muhafazakar. MHP'yi gibi. CHP'ye çevirdiniz, bilmem ne yaptınız falan filan diyordu. CHP'den gitti, belediye başkanı seçildi. Yani, mukaddesatçı olarak kendini tanımlıyorlar. Ve bu tanımlamanın İyi Parti'deki temsilcilerinden birisi de bahsedilen isim Yavuz Bey. Doğru mu? Evet. Şimdi ben de soruyorum. CHP'nin bir takım politikalarına arıza çıkarttığı gerekçesiyle tasfiye edilmesinden memnun olan CHP medyasının bu açıklamasını gören kendisini muhafazakar, mukaddesatçı, ülkücü, milliyetçi olarak tanımlayan İyi Parti seçmeni ne düşünecek? Peki şu soruyu sormayacak mısın? Ben şehidin, bu soruyu sorabiliyorum. Şehidin bacısına küfredeni sarıp sarmalayacaksın. Onu eleştirene yavşaklar diyeceksin. Tamam mı? Bit yavrusu ama, deseydik daha. Ama ben onun söylediğini söylüyorum. Bir genel başkan. Yani bir bir hanımefendinin ağzına o ifade yakışıyorsa. Tabii. Şehidin bacısına küfredeni sarıp sarmalayacaksın. Ve onu eleştirenlere hakaret edeceksin. Ama CHP'ye pürüz çıkaranı da kapının önüne koyacaksın. Biri bana bunu izlersin. CHP'ye pürüz çıkarmıyor Turgay Güler. CHP'ye pürüz çıkarmıyor. Hı hı. Selahattin Demirtaş açıkladı. HDP ile birleşmeye, CHP'nin HDP'nin yolundan gitmesiyle ilgili konularda bir eleştiri yaptı. Selahattin Demirtaş da bundan bir süre önce bunun ırkçı ve faşist olduğunu söyledi. Sadece bunun değil. Bakın. İyi Parti içindeki o MHP'den gelen bazı isimlerin Yavuz Ağaralioğlu'ndan daha da önemlisi Koray Aydın'dır. Koray Aydın'dan teşkilatları aldı tamamen. Koray Aydın'la ilk başta ihtiyacı vardı. Onunla birlikte yol yürüdü ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde ülkücüleri iktidar yapmaktan bahseden bir Meral Akşener'in aslında bir Truva atı olduğu ortaya çıktı. Çünkü Selahattin Demirtaş biz bunlardan rahatsızız dedi ve bunlar görevden alındı. Meseleye böyle bakmak lazım. Bunlar altılı masadaki o konuşmaların doğal bir sonucudur. 6+1 yola devam edecekler. Düne kadar bunlara ihtiyaçları vardı Meral Hanım'ın. Koray Aydın gibi, Yavuz Ağaralioğlu gibi isimlere şimdi ihtiyaç kalmadı. Bir süredir zaten susuyor biliyorsunuz. Kendisi ne demişti? PKK eşittir. HDP demişti. Bu söylemleri dillendirmiyor.
HDP'den ve CHP'den gelen İyi Parti'ye yönelik, yani siz milliyetçisiniz, bakın milliyetçilik çok kötüdür, tukakadır şeklindeki eleştirilere de sesini çıkartmıyor. Ne yapıyor? O eleştirileri kabul ediyor, altyapı hazırlıyor. Yani önümüzdeki günlerde HDP ile birlikte yol yürüyeceklerinin bir göstergesidir bu. Şimdi tabii burada İyi Parti seçmeni ne yapacak? Ona bakmak lazım. Yani ne Koray Aydın ne de Yavuz Ağar Alioğlu buradan oturup bir tepki gösteremezler. Buradan ayrılamazlar. Ayrılsalar da gidecekleri yerler yok. Çünkü taş yerin de ağırdır. Bunlar ortada kaldılar. Bunlar bu istiskali sinirlerine çekmek zorundalar. Ama İyi Parti seçmeni ne yapacak? Buna hala rıza mı gösterecek? Çünkü gerçekten gelinen nokta ülkücüleri iktidar yapmaktan HDP ile yol yürümeye, birlikte olmaya kadar ulaşan, gelen bir siyaset çizgisi var. Peki Meral Akşener önümüzdeki günlerde kalkıp ne diyecek? Bunları izlemek lazım ama başından ben demiştim, bunu söylüyordum. Meral Hanım'ın ülkücülükle, milliyetçilikle ilgisi yoktur. O bir kitle partisi oluşturacak, ülkücüleri de kullanıyor diyordum. Dediğim çıktı, bunu defalarca burada konuştuk, söyledim, örnekler verdim. Ve maalesef bu noktaya geldik. Şu anda Selahattin Demirtaş İyi Parti içinde Koray Aydın ve Yavuz Ağrelioğlu'ndan daha etkili. O da görüldü işte bu tasarrufla. Eyvallah. Son değerlendirmesi size alalım. Şimdi çok, yani isimler üzerinde çok durmaktan yana değilim. Çünkü hem Ağrelioğlu hem de Koray Aydın için, yani benim siyasette gördüğüm şey, özellikle mesela Koray Aydın çok eski bir siyasetçi. Geçmiş siyasi çizgisinden bakarak söylersek Meral Hanım yarın çağırır, bir görev verir, koşa koşa gider alırlar yani. Öyle çok, öyle onun çok üstüne durmuyor. Tabii be, yani siyasette öyle bir durum var. Ama tabii bir kendine... Ama etkili bir görev vermez. Teşkilatı yok, vermez. Ben yani... Eyvallah. Çünkü yok, Koray Aydın'ın MHP'lilerle yani ilişkisi vardır. İyi Parti'yi MHP'lilere teslim etmek istemiyor, ülkücülere teslim etmek istemiyor. Yoksa verir tabii ki, o da evet, koşa koşa gider ya alır. Şu, az evvel de ben dedim zaten. Yani, eyvallah. Eyvallah Emin Pazarcı. Emin Pazarcı, eyvallah. Söylememiştim zaten. Evet. Dolayısıyla kendinin duyduğu bir rahatsızlık yok mu pozisyondan? Yok, öyle bir sorun yok. Şimdi ben şeye geleceğim. Yani İyi Parti nereye işgal ediyor? Şimdi hep söylüyorduk. Yani hep söylediğimiz bir şeyi tekrar edelim. İyi Parti bir proje partisiydi. Milliyetçi Hareket Partisi Amerikacı ekip tarafından, Batıcı ekip, NATO'cu ekip tarafından ele geçirilemediği için bölündü. O dönemi hatırlayın, o kongreler süreci vesaire bölündü. Yani İyi Parti böyle ortaya çıktı. Ve bölünmekle kalmadı. Yani önce bir kaset operasyonu kaset yapıldı operasyonu, biliyorsun. Önce kaset operasyonu. Yani Sayın Bahçeli'ye ulaşamadılar, onu vuramadılar. Ona erişemediler ama işte kurmaylarını falan götürdüler. Sonra kongre süreci başladı. Ve orada da pek çok insanın kafasını da karıştırdılar. Yani bu işi başardılar. Bir çıkış noktası yakaladılar ama İyi Parti bastığı zemin itibariyle geleneksel milliyetçi muhafazakar seçmenden ziyade büyük kentlerde yoğunlaşmış neofaşist söyleme açık kitlelere hitap ediyor. Ne demek neofaşist söylem? Göçmen karşıtlığı, ekonomik dalgalanmalarda sosyal mobiliteye hızla akabilecek lümpen kesimler. Şunu düşünün, Cem Uzan'ın seçime girip 3-5 ay içinde %7 oy almasını düşünün. Yani nereden aldı o ayı adam? Kokoreç dağıtarak oy aldı İzmir'den mesela. Buralara hitap ediyor özellikle. Yani bir şey yaratacak, düşman, toplumda bir düşman figürü yaratacak. Şimdi özellikle bu benzer şeyler, siyasi aktörler Avrupa ülkelerinde de çıkartılıyor. Yani turuncu devrimlerden sonra daha çok öne çıkartılıp şey yapılıyor, sivriltiliyor. Bence son ayarlarını yapıyor İyi Parti şu anda. Önümüzdeki günlerde İyi Parti'nin bizim bu çok hani mesela şaşırtıcı bulduğumuz isimlerle bile, yani milliyetçilikten sıyrılıyor falan diyoruz, İyi Parti söylemde ultra milliyetçi alanlara sapabilir. Çünkü hep provokasyon peşindeydi. Provokasyondan da bir şeyler topladığını gördü. Seçim yaklaştıkça bu sefer siyasi bir mevzi alayım ve oradan devam edeyim diyor. Safra atıyor yani kendince. Yaptığı şey o. Hani genel... Ona milliyetçilik denmez ki Gaffar Bey. Milliyetçilik demiyorum. Ona istismar siyaseti tabii denir. Tabii milliyetçilik demiyorum. İstismar siyaseti denir. Tabii, yani tabii. Milliyetçilik değil onun bu. Onun için neofaşist diyorum özellikle. Milliyetçi kavramını kullanmıyorum. Yani burada daha o tonu arttıracak. Mesela göçmen karşıtı söylemi arttıracak. Çok ilginç olaylar oluyor toplumda. Biz gözden kaçırıyoruz. Mesela şöyle hadiseler oluyor bakın. Şimdi hayvanlarla ilgili bir yasa çıktı. Avrupa'nın, dünyanın en ileri, en güzel yasalarından biri uygulanıyor. Ama bu arada
başıboş köpeklere dair de bir sorun var Türkiye'de. Büyük sorun var. Tabii o da bir sorun. Çünkü insanlara saldırıyor, başka sıkıntılar var. Belediyeler bu kanun çerçevesinde bir şeyler yapılıyor bak. Şimdi fakat kanunu ele aldığınızda güzel bir kanun olduğunu, ileri bir kanun, yazısında yazdım ben bunu, ileri bir kanun. Uygulaması da şöyle ya da böyle yapılıyor. Fakat burada istismara açık bir alan oluşuyor. Neden? Çünkü işte yani bir çocuk yaralanıyor, ölüyor, bir şey oluyor. Yani ya bunlar... Avrupa'da sen sokakta köpek mi gördün? Şimdi o ayrı bir, oraya gelmeyeceğim, başka bir şey söylemek istiyorum. Bak o konu yani sokakta köpek bizde olabilir, o ayrı bir konu. Yani bizde başka bir sistemimiz var çünkü. Başka bir kültürümüz var. Fakat şuraya geleceğim. Mesela bu konu kim olduğunu bilmediğimiz çeşitli gruplar sosyal medyada örgütleniyorlar. Bir tek konu üzerinden mesela aslında çocukcağız bir trafik kazasına kurban gitmiş. O köpek mepek falan da var işin içinde. Bir anda o bir isyana dönüşü veriyor. Çok korkunç bir isyana dönüşü yani. Ve bakıyorsunuz yani Twitter falan kullanılıyor bunun içinde. Sosyal medya yasası da maşallah hala çıkmadığı için. Bir anda bakıyorsunuz oradan bir hani göçmen karşıtlığı gibi bir alevleniyor bir şey. Vay efendim çocuklarımızı mı kaybedeceğiz? Çocuklarımız mı öldürülecek? Ya devlet denen bir mekanizma var, kanun var, polis var. Mutlaka bunlarla beraber hareket edilmesi lazım. Şimdi İYİ Parti özellikle kolayca mobilize edilen bu lümpen sosyal kesimlere oynuyor. Ve bakın bu sosyal medya yasası konusunun var olmaması da en fazla İYİ Parti gibi aktörlere yarıyor. Çünkü İYİ Parti hep söylüyorum bir fikir, bir ideoloji partisi değil. Yani milliyetçiliği falan geçiyorum. Genel bir ideoloji partisi. Onun dışında daha ziyade bir söylem partisi. Söylemle hareket eden parti. Şu anda partide pasif görevleri alınan insanlar da gene milliyetçiliğin söylemini yapan kişilerdi. Kendisiyle çok ilgileri yoktu. O söylemi yürütüyorlardı. Bence önümüzdeki dönemde bu hareketten sonra İYİ Parti bu hareket bu siyasi alanda aktifleşir. Daha da aktif hale gelir. Yani şöyle düşünmeyelim. Pasifleşmez, aktifleşir. Yok, anlıyorum. Eyvallah. Anlıyorum. Onun da testini yapmasını söylüyorum. İzleyiciler için söylüyorum. İYİ Partili konukların çıktığı yayınlara baksınlar. O yayınlar sırasında sosyal medyada nasıl bir paylaşımlar oluyor takip etsin. Benzer bir şey de yaşandı. Evet. Hasan Bey'in son katıldığı bir yayından sonra yani çok nahoş şeyler söylendi sosyal medyada. Ve ben şaşırdım yani şöyle söyleyeyim. Mesela çok daha muhalif tiplerle çıkılıyor mesela yayınlara. Tabii tabii. Turgay Güler çıkıyor, ben çıkıyorum, Emin Bey oluyor. Yani tabii ki bizi sevmeyen insanlar da var, fikirlerimize katılmayan insanlar da var. Ama öylesine organize bir teşkilatlanma, yani hani böyle troll ordusu falan gibi lafları kullanmak istemiyorum ama yok, gerçekten tuhaf bir görüntü. Yani bu nasıl oluyor diye insan sormadan edemiyor yani. Peki. Moderasyon zor iş değil mi? Ama zor var. Hadi bitir de gidelim. Evet. Bitirirsen biz konukluk da zor. Bitirmem ya. Tutarım sabah. Gelecek hafta bugünlerde orucuz biliyorsun yani. Gelecek hafta bugünlerde yani yarın gece kalkacağız. Yarın gece aslında bu gece aslında. Allah kısmet ederse evet. Yarın bu gece kalkıp oruç tutacağız. Turgay ne olur söyle. Ayasofya'da 88 yıl sonra evet. Terapi namazı kılınacak. Yani, peki bir şey rica etsem ben şimdi yayın yönetmeni de buradayken sayın yönetmen. Yani Emin Bey'in gelme imkanı olur mu bilmiyorum ama biz güzel bir yere bizi götürseniz bu Ramazan'da. İftara mı sahura mı? Hayır, yayını yapsak yani sahura kadar bağlasak. Tamam, bir güzel gideriz. Bir yer olsa ben niye gelmeyeyim gafar yapayım diye. Ben isterim gelmenizi de. Layık görmüyor musunuz? Ben isterim yani. Ben gelirim güzel bir yer. Bir dakika. Güzel bir yer olsa niye gelmeyeyim? Yani bu yayın için demiyorum ama sizi Bursa'ya götürelim. Çünkü eski Bursa'da, başkentimize gidelim. Bursa'da Emir Sultan'dan tamam mı? Biz Ramazan programı yapacağız inşallah. Canlı yayınlayacağız. Onun için isterseniz ben sizi götürürüm. Oraya da gideriz. Başka yere de gideriz. Ben götürürüm. Gerisini de Turgay götürsün artık. Tamam. Ama öncelikle vakti olanlar, özleyenler, eski zamanlarda Ayasofya-i Kebir Camii'nde nasıl terafi kılınıyormuş görmek isteyenler, orada alnını secdeye koymak isteyenler, bence ilk terafide gitsinler. Biz orayı canlı yayınlayacağız inşallah. Eyvallah. Allah nasip ederse. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ya bugün Diyanet İşleri Başkanımız bir tweet attı. Elhamdülillah diye. Niye biliyor musun? Ayasofya-i Kebir'in minareler arasında mahya vardı. Ve orada La İlahe illallah yazıyordu. Elhamdülillah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Herkese de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah bizleri sevdiklerimizle birlikte kazasız, belasız, sağlıkla,
bayrama eriştirsin inşallah. Amin. Herkese iyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.